Daha pek çok değerlendirme yaptık ama siz şu an itibariyle nasıl görüyorsunuz? En önemlisi tabii biraz önce anlattı Sencer Ayata, dedi ki sosyolojik bir değişim var. Gençler özellikle dini muhafazakarlıktan milliyetçi muhafazakarlığa kayıyorlar. Dolayısıyla burada İYİ Parti'nin varlığı çok önemliydi. Önemli bir koalisyon ortağıydı CHP açısından. Ve de önemli bir şey daha söyledi. Dedi ki bu sonuçlar evet belki yine iktidar bloğu olduğu yerde kalmış gibi görünebilir ama ben öyle düşünmüyorum. Çünkü muhalefet bloğu giderek güneyi de mesela içine Antalya'yı göreceğiz ama mesela Adana'yı belki katarak daha yayılıyor ve buraları da Türkiye'nin katma değer yaratan bölgeleri. Dolayısıyla sadece biz varız, diğerleri millet bile değildir. Üstü bundan vazgeçmek zorunda kalacak. Bu değerlendirmeye katılıyor musunuz? Bence iktidarın bu üsluptan vazgeçmesi için oranın %50, %51, %49 olmasına gerek yok. Her halükarda zaten hani diyelim ki daha önceler %70'ti, şimdi bu %50'lere düşmüş değil. Bütün hem referandum hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini %52 gibi çok küçük bir fark var. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde bildiğim kadarıyla 750 bin farkla kazanmıştı zaten Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nı. Oradan baktığımızda bu psikolojik olarak yeni elde edilmiş bir şey değil. Yani muhalif kesimde kalanlar azınlıktadır psikolojisi. Orada %1'lik bir rakam konuşuyoruz. Aslında şöyle, şimdi rakamlar geliyor önümüzde. Çok yeni ve aradaki makas çok dar olduğu için değişme ihtimali çok yüksek. Birçok ilde belli ki böyle ucu ucuna gidiyor. İşte 10 dakika önce Mehmet Özaseki Ankara'da AK Parti öndeyken şimdi Mansur Yavaş geçti gelen rakamlara göre. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Özer Hoca'nın orada dediği bir şeye katılıyorum. Bir yıkım yok iktidarda. Hatta daha tersine bir şey söyleyeyim. Referandumda hayır diyen şehirlerin önemli bir kısmında hala AK Parti kazanmış durumda. Mesela İstanbul hayır demişti, Ankara hayır demişti, Bursa yanılmıyorsam hayır demiş, birçok il hayır demişti referandumda bu rejim değişikliğine. Ama buna rağmen bu şehirlerde hala AK Parti bir şekilde pozisyonunu koruyor. Dahası bu kadar ağır bir ekonomik kriz var. Yani ülkenin içinde bulunduğu ağır bir tablo var. Siyasi olarak Tayyip Erdoğan'ın bana göre en cümlesinin olmadığı, topluma yeni bir şey söyleyemediği bir seçim dönemi geçirdi. Tamamen eskiye vurgu yapmak, tamamen hamaset üzerinden, beka sorunu üzerinden bir seçim kampanyası yapmış olmasına rağmen topluma gelecek vaat edebilecek, daha refah düzeyini artıracak, daha bir mutlu yaşam sunabilecek, daha hayatı, ülkeyi daha da iyileştirecek bir gömlek yukarı çekebilecek hiçbir projesi o anlamda yoktu. Buna rağmen bir kere oyunu korumuş oradan baktığımızda. Bir kere bu muhalefet açısından vahim bir tablo. Yani buna rağmen, bu tabloya rağmen bile oy alınamamışsa başlı başına bir vahim. Fakat burada bir şey itiraf etmek istiyorum müsaade ederseniz. Hepimizin düştüğü bir hata. Buna yerel seçim muamelesi çekemeyiz. Yani Türkiye'de rejim değişti. Tek adam rejimi kuruldu. Yani bunu genel siyasetçilerin hepsi göz ardı ediyoruz. Bu bir yerel seçim olmaz. Çünkü yerel seçim kampanyası yapılmadı. Bir cumhurbaşkanı uçağıyla, yani devletin imkanlarıyla günde 8 tane yerde miting yaptı. Devletin bütün imkanları onların elinde. Yani bir devletle partiler yarıştı bir anlamda. Öbür taraftan proje yarışından daha çok ülkenin varlığı, yokluğu, beka meselesi tartışmasına girdi. Bir taraftan rejim değişmiş, bir taraftan yargının durumu ortada, öbür taraftan medya diye hiçbir şey yok. Artık medya yok neredeyse. Yani hani birkaç tane bizim gibi böyle internet sitesi, onun dışında merkez, tırnak içinde merkez medya denilebilecek büyük gazeteler, büyük televizyonların tamamı 24 saat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeyini yayınladı, konuşmasını. Dahası daha vahim olanı, daha komik olanı söyleyeyim. Sosyal medyadan yaptığı canlı şeyi de, Cumhurbaşkanı'nın sosyal medyadan gençlerle yaptığı, o da televizyonlardan yayın. Anlatabiliyor muyum? Yani her alanda hakimiyet kurmuş ve rejimi değiştirmiş, devleti tek adam rejimine dönüştürmüş bir yapı var. Orada yani benim şöyle bir, çok sık kullandığım bir cümlem var, müsaade ederseniz onu söyleyeyim. Tek adam rejimlerinde yerel seçim olmaz. Muhalefetin buradaki baştan beri yaptığım bir eleştiriydi. Bunu sürdürmek istiyorum. Bu seçimlere yerel seçim muamelesi tırnak içinde yaparak Erdoğan'ı meşrulaştırma yoluna gittiler ki bu çok sakat bir durumdu. Şimdi şu anda bir sanki çok demokratik, eşit şartlarda bir seçim yapmışız ve burada hani şunu benzetmeme müsaade edin. Ringde iki tane boksör maç yapacaklar. Birinin gözlerini bağlamışlar, ayağını da bağlamışlar, kolları da bağlı. Şimdi biz kalkmışız, vay be berabere kaldılar diye. Ya bu teknik olarak hani hem adil değil hem ahlaki değil. Orada bir kere tekrar söylüyorum, demokratik meşruiyetten yoksun bir seçim var. İki, bir tarafta devlet partisi, devletin seçime girdiği, öbür tarafta
sesini duyurma imkanı olmayan bir muhalefet var. Başka bir benim kişisel kanaatim başka bir seçim süreci uygulanması gerekiyordu. Ama muhalefet bunu sanki demokratik bir meşruiyet demokratik bir seçim yapıyormuşuz gibi havasına soktular. Sonucuna da böyle katlanıyorlar. Peki Levent Gültekin'le daha önce yaptığınız pek çok yayında hep bana kızıyordu sözümü tam en canlı yerinde kesiyorsun diye ama kesmiyorum sadece virgül koyuyorum. Rıdvan Akar'a döneceğiz, rakamları alacağız ve değerlendirmeleri alacağız. Sonra tekrar birlikte olacağız. Oraya gitmeden önce Mehmet Yılmaz bir şey söylemek ister misiniz yoksa diğer bloklarda devam ederiz. Devam edelim. Zaten ortaya biraz çıkmaya başlasın sonuçlar. Hem Mehmet Yılmaz'la diğer konuklarımıza devam edeceğiz. Şimdilik ben yayını Rıdvan Akar'a bırakayım. O rakamları biraz anlamlandırmaya başlasın. Açılan sandık sayıları ne olmuş? Nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Yanında Binnaz Toprak olacak. Binnaz Toprak da CHP'nin eski milletvekillerinden ama Türkiye'deki önemli toplumsal araştırmalara imzasını atmış bir isim. Özellikle muhafazakarlık ve türban araştırmasını yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya başlamadan önce. Dolayısıyla biraz da Sencer Ayata'nın biraz önce söylediği mesele yani genç taban ne tarafa kayıyor, bu sonuçları sosyolojik açıdan da nasıl okumamız gerek önümüzdeki yıllar için ya da günler için ya da haftalar için bütün bunları sizlere aktaracaklar. Ve sözü Rıdvan Akar'a ve Binnaz Toprak'a bırakıyorum. Birazdan görüşmek üzere. Levent Gültekin bizimle birlikte olacak. Mehmet Yılmaz ve diğer konuklarım. Sözlerine virgül koymuştu. Oradan devam edelim. Nesrin Hanım'ın söylediği çok önemli. Şimdi baştan beri zaten MHP müthiş bir politika yürüttü. Sizden önceki konuklar da söylediler. Bürokrasideki atamalardan tutun da kadrolaşmaya kadar işte AK Parti'nin elinden bayağı bir siyasi güç almış durumda. Şimdi burada Devlet Bahçeli dönüp muhtemelen şöyle diyecektir. Evet sen aldın %40'a. Şimdi burada o kadar zor ki bir okuma yapmak bir taraftan da. Çünkü kimin oyuyla bu mesela AKP'nin aldığı yerler alındı. MHP'lilerin verdikleri oyla mı mesela İstanbul alınıyor ya da başka yerler konsolide ediliyor. Bu da biraz geçişken bir şey. Yani şimdi, buradan başarı hikayesi yazacak olan Devlet Bahçeli midir? Bizim orada Anadolu'da bir tabir var. Derler ki zenginin malı züğürdün çenesini yırarmış. MHP ile AK Parti arasındaki oy kavgasından bize ne? Onlar kendi arasında anlaştılar. Ama ne kadar onların, yani ne kadar onların. Evet ama şunu şuna sormak istedim. Yani yollar ayrılır mı? Bir de MHP der mi? Bir dakika arkadaş ben buradan sonra bir artık... Epeyce bir kader ortaklığı yaptılar. MHP bu kadarla küçük bir haliyle %6 civarında oyu gözüküyor şu anda bu genel Türkiye genelinde. İktidarı kontrol eden bir aktör halinde. Bürokrasiyi de kontrol eden bir aktör halinde. Burada kim daha kazançlı? Erdoğan'da kazan şeyleri var karşılıklı. Ben kolay kolay bunu bir tartışmaya dökecekler. Yarın abi küstüm oynamıyorum gidiyorum aşamasına geleceklerine ihtimal vermiyorum. Fakat Nesrin Hanım'ın söylediğinden yola çıkarak bir şey söyleyeceğim. Belki burada biraz ayrışabiliriz o noktada. Kaç seçim yaptık biz? Referandum, vallahi, cumhurbaşkanlığı. 9 seçim. Seçim geleceğim. Hayır, bu son özellikle birkaç seçim. Evet. Kaç seçimdir devlet partisi olarak giriyor bu adam bu seçimlere? Yani imkanlar, kutuplaşma, biraz önce benim de söylediğim bir şey. Yani aslında devletle partiler yarıştılar. Bir tarafta devlet var, tek adam rejimi kurulmuş, karşısında da muhalefet var. Şimdi ben de aynı şeyi söylüyorum. Nasıl ki diyorsam medya yok, yargı öbür tarafta, asker orada, devlet orada. Adam Cumhurbaşkanlığı uçağıyla günde 8 miting yapıyor. Bunlar hepsini söylüyoruz değil mi? Peki muhalefet bunu bilmiyor muydu? Niçin buna göre, kaç seçimdir buna göre bir seçim stratejisi kurmuyor? Bu seçime girerken, arkadaş karşımızda bir devlet var, karşımızda medya yok, biz halka nasıl ulaşacağız, sesimizi... Şimdi bak, referandumda aradaki fark 500 bin civarında. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aradaki fark 750 bin civarında. İki grubun, muhalifle iktidar grubunun. Ya bunca olay olmuş, ekonomik kriz insanların hayatını mahvediyor şu anda, sokağa inmiş, işsizlik %13'lere çıkmış. Enflasyon bilmem nereye gelmiş, Nesrin Hanım daha iyi bilir. Dünyada ekonomik anlamda, ciddi anlamda bir sarsıntı yaşıyorsun. Döviz rezervin 20 milyar dolara inmiş. Daha birkaç gün önce şu Londra'daki yaşanan olay... TL'nin oradaki, anlatabiliyor muyum? Olağanüstü ekonomik krizi var. Sen oradan bir kıymık, bir yaprak koparamıyorsun. Yani koparmak dediğim oradaki insanların bir kısmını bile bütün bu krize rağmen yana çekememişsin. Burada durup bir şey söylemen lazım kendine muhalefet olarak. Niçin gelmiyor bu insanlar? Yani şöyle videolar izledik hepimiz sosyal medyada. İşsizim, perişan vaziyetteyim, işte ürünüm yerde kaldı, ürünümü satamadım ama evet. Sorarsan kim oy vereceğim? AK Parti'ye. Niye? Çünkü öbürleri bilmem falan. Şimdi
ne Sinan da eleştiriyor muhalefeti, ben de eleştiriyorum. Ama bu eleştirilerin artık bir şeyi kalmadı, etkisi kalmıyor. Yani muhalefet bilmiyor muydu biz böyle bir sonuçla karşılaşacağız? Karşımızda bir devlet var, bir bloklama var. Kutuplaşmanın yarattığı bir kilitlenme var. Şimdi Bekir Ağırdır aylardan beri söylüyor, diyor ki arkadaş, karşılıklı kamp haline gelmiş iki seçmen grubu, buradan buraya bir tane geçmiyor. Kendi içlerinde geçiş var. CHP'den İYİ Parti'ye, İYİ Parti'den CHP'ye. Burada da AK Parti'den MHP'ye, MHP'den AK Parti'ye. Peki bu ikisini birbirine geçişken hale getirmenin yolu neydi? Oturup bunu konuşmak lazımdı. Bunun yolu bu seçimlere yerel seçim muamelesi çekmek değildi. Ben muhalefetin ektiğini biçtiğini düşünüyorum. Daha fazla bir şey çıkmazdı zaten. Çünkü bu seçimlerin yapılması gereken tek bir şey vardı. Topluma tane tane seçim olmaktan daha öte Türkiye'deki rejim değişikliğini anlatmaktı. Bu rejim değişikliğinin nelere mal olacağını, bugün hayatında neler yaşıyorsa bunun daha katmerlisini belki önümüzdeki ay göreceğini anlatması lazımdı. Adaylar çok güzel olabilir ama Erdoğan bırakmadı ki icraat konuşulsun. Haklı olarak beka sorununa çekti. Çünkü adam rejimi kurmaya çalıştığı rejimi bir anlamda oylatmaya getiriyor. Oradan bir hava, oradan bir nokta, oradan bir delik, yani bir kaçış oluşmaması için her tarafı sıkı tutuyor. Peki tekrar söylüyorum. Evet, Sancar Hoca'nın dediğine katılıyorum. Devasa bir kayıp yok. Hep ben bekliyordum şahsen. En azından %40 olsun AK Parti. Ben bunu bekliyordum. Yani şöyle bir %40'lara ki AK Parti normalde, bak bir şey söyleyeceğim şimdi, bu çok gözden kaçıyor. AK Parti'nin genel seçimlerdeki oyu %49 iken yerel seçimlerde 40'ları görür. Genelde düşüktür yerel seçimlerde. Mesela şeydeki 2007'deki yerel seçim oyu %38. Sonra 42-43. Şu andaki aldığı oy neredeyse genel seçime yakın bir oy almış belediye başkanlığı olmasına rağmen. Mesela çok düzgün belediye başkan adayları var. Muhtemeldir ki, örnek veriyorum şimdi, Adıyaman'da bizim Ahmet Faruk Ünsal. Muhtemeldir ki orada AK Partili ona oy vermiştir. Çünkü öyle bir profil. Ya da diyelim ki Ekrem İmamoğlu. Bence bu seçimi kaybetmiş olsa bile, bunu burada hakkını göstermedeyim. Bence çok parlayan bir yıldızı, hakkını verdi. Umarım CHP'de siyaset yapabilecek bir zeminini inşallah kazanır hala. Hem dil, hem üstüm, hem yaklaşım, her şeyi, her bakımdan. Ben şöyle söylerim. En büyük şanssızlığı Ekrem Bey'in yanlış zamanda yanlış yere. Yani mesela Norveç'te çok güzel bir belediye başkanı olabilirdi ama Türkiye Norveç değil. Türkiye önce bir Norveç yapmamız lazım. Yani burada bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını kavramamız gerekiyordu. Mesela benim için bu seçimin bir İstanbul ve Ankara'nın sembolik anlamı vardı. Geri kalan illeri kimin aldığının bir anlamı yok. Tek adam rejimlerinde belediye olmaz. Çünkü adam KHK'yla önemli yetkileri aldı, belediyeleri kendine bağladı. Miting meydanlarında çıktı, daha dün iki gün önce televizyonlarda. Ben varım, ben dedi, kime ne kadar para vereceğime ben karar veririm. Hatırlıyorsanız İzmir'de bir ay önce İstanbul'a şu kadar metro yardımı, birkaç milyar dolar diye göstermişler. Ankara'ya şu kadar metro yardımı, İzmir'e 30 bin lira. 30 bin lira diye açıkladılar. Şimdi bu bir şey ilan ediyor. Ben yönetiyorum artık. Hatta Binali Yıldırım'ın, alay ettiler genelde sosyal medyada, İstanbul mitinginde çıkıp da biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanı gelip icraat şeylerimiz, projelerimizi anlatacak dediğinde sosyal medya alay edildi, değil mi? Bu aslında yeni bir rejimin işaretidir. Bunu görmüyorlar. Toparlıyorum hemen. Şuna getirmek istiyorum. Ortada bir rejim var. Evet. Muhalefet bu rejimi kabul etmiyor bir türlü. Buna göre davranmıyor. Buna göre davranmadığı müddetçe bu sonuç değişmeyecek. İsterseniz 20 seçim daha geçirelim. Bu sonuç değişmeyecek. Önce kabul edecekler. Bir rejim değişikliği var. Halka ona göre dönelim. Ona göre bir seçim stratejisi kuralım. Karşımızda artık bir cumhurbaşkanı yok. Devlet var. Sen her ne kadar cumhurbaşkanı diye ziyaret edersen adam senin karşısına seçim boyunca miting gezer, evet, rakip olarak çıkar. O yüzden de çok da önem atfetmemek lazım. Şu umutsuzluğa da kapılmamak lazım. Vah, yeniden de bir seçim. Bu seçimin sonucunun değişmemiş olmasının sorumlusu muhalefetin yanlış stratejisi. Yoksa AK Parti seçmeni ikna edilmez değil. Nesrin Hanım, katılıyor musunuz Levent'e? Bazı hususlara katılıyorum ama bazılarına katılmıyorum. Şimdi evet, bu rejim değişikliğine ilişkin muhalefetin bu konuda bir hatası var. Yani daha doğrusu muhalefet sanki böyle bir şey olmamış ve olan bir seçim ortamı ve seçim gündemi varmış gibi davrandı. Ancak muhalefetin elinde başka da bir seçenek kalmadı. Şimdi 2009 yerel seçimleriyle bu seçimleri karşılaştırmak çok doğru değil. 2014 müydü? Pardon. Hayır, genel olarak. Bütün yerel seçimler AK Parti düşük alır bunu diyorum. Bunu karşılaştırmak çok doğru değil. Çünkü Türkiye 2015
Haziran'ından sonra çok değişti. Yani 2014'te yerel seçimler çok daha demokratik bir ortamda yapılıyordu. Daha adildi, daha eşitti. Şimdi 2015'ten sonra adım adım tek adam rejimi tesis edildi, kuruldu. Belki yasamıyorum, bir şey dikkat ettim. AK Parti'nin şimdi, oyları genelle yerel arasında fark var dedim, o kadar. Burada o fark da kalkmış, söylediğim o. Yani şimdi bunu bu şekilde okursak doğru. Ama yani bu kadar da umutsuz ve bu kadar da kötümser bakmamak gerekiyor. Ben umutsuz değilim, hayır öyle bakmam. Şimdi siz HDP ile ilgili galiba bir şimdi şey şöyle, bu arada yani bu arada hemen altını çizelim. Daha henüz oyların %51.87'si sayıldı. Dolayısıyla daha yani oy sayımları devam ediyor. Dolayısıyla hemen şimdi sonucu veriyormuşuz gibi de ruh haline kapılıyoruz, evet, yani ama bu tür bir şey, yani bu yerel seçimlerde hatırlayın. Evet, evet. Bundan önceki yerel seçimlerde Ankara'da gitildi, gelindi bizim. Tabii tabii. Yani seçim yayınları uzadı falan, yani son dakika çok değişiklikleri olabilir. Diyarbakır tabii. Şimdi HDP Batı illerinden bir strateji olarak aday çıkarmadı. Oysa Batı illerinde yaşayan Kürtler hemen hemen İzmir gibi çok yoğun oldukları, İstanbul gibi illerde belirleyici oy. Evet. Ve kendinden de büyük bir fedakarlık yaparak, ki bu benim lafım değil, kendilerinin lafı. Defaatle bunu söylediler. Biz bir Türkiye için bir fedakarlık yapıyoruz ve bütün seçmenimizi Batı'da işte CHP, İYİ Parti ittifakına oy vermeye çağırıyoruz diye. Ama tabii Diyarbakır onlar için bir kaleydi. Şu an itibariyle Adnan Selçuk Mızraklı önde %59.9 ile önde gözüküyor. Muhtemelen Diyarbakır'ı alacak. Diyarbakır. Aynı şekilde Kars Ayhan Bilgen, yine ondan oradan da gelen, o da önemliydi. Kars'ı alıp almayacağı, o da önde gözüküyor. Sonuçta yani öngörülen illeri alıyor. Kars'ta CHP önde. Şimdi baktım, Kars'ta CHP 4 puan önde. Evet. Bana HDP diye geldi ama 4 puan, yani HDP alıyor gibi gözüküyor dendi, olabilir. Peki. Şimdi bu illeri alacağı 5 aşağı 5 yukarı bekleniyordu ama onun dışında işte Şırnak, Bingöl, Bitlis oralarda galiba, değil mi? Ağrı oralarda Şırnak, kaybedildi. Şırnak, Bitlis, şimdi Şırnak falan kaybedilmesi son derece olağan. Çünkü yani Şırnak diye bir yer yok artık. Hı-hı. Yani işte 20-25 tane meydanda bir blok, bir cami, Şırnak dediğiniz yer bu. O nedenle oralarda çok da beklenmiyordu. Türkiye genelindeki oyların düşmesine baktığınız zaman ağırlıklı olarak zaten oyları İstanbul, İzmir ve Ankara, ya işte Mersin buralardan alıyordu. Oralarda aday çıkarmadıkları için o nedenle yani bu genel Türkiye genelindeki %3'e bakıp düşmüş. Onu göstermiyor. Onu göstermiyor. Onu çizelim çünkü yani normalde ağırlıklı olarak son seçimlerde İstanbul'da %11 aldı galiba, yanılmıyorsam. Yani 11'in üstünde bir oy aldı. Ama orada bir şey düzelteyim. HDP kendi seçmenine şöyle çağrı yaptı. Bütün partiler onu yani yapıyor. Yani belediye meclisi tabii. Yani şimdi belediye meclisinde. Şimdi yani şey, seçmenin bu seçimin karışıklığını ve seçmenin genel şeyini düşündüğümüz zaman, yani eğitim düzeyini düşündüğümüz zaman o karmaşık şeyi vermiyor. Şimdi yani bu, mesela bir seçmenin konuşması vardı. Ben diyor HDP'liyim, HDP'liyim, HDP'liyim. İşte başkalarını bilmeme gerek yok ama CHP'ye oy vereceğim. CHP diyor. Şimdi genel olarak bu kolaylığa gitti. Seçmen. Burada kusura bakmayın, tekrar İstanbul'a döneceğim çünkü İmamoğlu'nun bir açıklaması geldi. Bunun üzerine konuşalım. Virgül koyalım. Diyarbakır ve Güneydoğu Doğu oylarını konuşmaya devam edeceğiz. İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu şöyle demiş. Şu anda sandıklar kapanalı 3,5 saat oluyor. Sayım işlemleri devam ediyor. Tutanaklar hazırlanıyor. Biz de çok sıkı bir şekilde birbirini denetleyen sistemlerle süreci takip ediyoruz. Ne yazık ki daha önceki seçimlerde yaşadığımız gibi tek kaynaklı giriş nedeniyle seçim yasakları başlamadan önce enteresan girişler yaşandı. Bu bizi çok üzdü. 1,5 saat sonra da YSK'dan uyarı yapılması şaşırtıcı. Uyarılar karşılık görmedi. Biz İstanbul'la ilgili saat 22'ye kadar kesine yakın sonuçları oluşturabileceğimizi tahmin etmiştik. Şu anda %27.6 net sonuçlar girildi. Yani daha henüz %27.6'sı diyor. Şu anda CHP adayı olarak benim oyum %53.2, rakibimizin oranı %44.1 pardon. Yani bu tekrardan aynı yere döndük. Normal resmi sonuçları hatırlayalım. Başkanlık seçiminde de aynı şey olmuştu. Muharrem İnce çıkıp diyorduk ya bir dakika,
girilmedi net sonuçlar ama işte sonradan yaşananları biliyoruz. Ne diyeceksiniz Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerin açıklamalarına? Artık yani doğrudur muhtemelen çünkü ben buraya gelirken de Ankara'da aynı şekildeydi sonuçlar. Baktığınız zaman işte Özhaseki neredeyse Ankara'yı almıştı. Ama ben işte Mansur Yavaş'ın yanında olan arkadaşlarla konuştuğumda da durum tam onun tersiydi. Şimdi Anadolu, şimdi Türkiye'de tabii medyanın, bağımsız medyanın kalmaması tek ajans, Anadolu Ajansı'na muhtaç olmamız seçimlerin bir şekilde manipüle edilmesine neden oluyor. Zaten seçimin son bir haftasındaki söylemlerde biraz bunun üzerineydi biliyorsunuz. Yani ağırlıklı olarak muhalif seçmeni sandıktan ürkütüp uzak tutacak bir söylem tercih edildi. Cumhurbaşkanı'nda en son yani nihayetinde kim alırsa alsın işte belediyeleri ben yöneteceğim demesi de biraz bunun şeyiydi. Sonucuydu. O nedenle geldiğimiz yer maalesef işte başta da söylediğimiz gibi serbest, dürüst, adil seçim yapmamanın sonuçları budur. Peki ama bunu bir değerlendirmeye Levent'le de devam edeyim çünkü şu andaki en sıcak ben sonuçta CHP'nin burada yani İstanbul'da bu işin çok başa baş gideceğim. Şey gideceğini düşünüyorum yani. Belki, pozitife de dönebilir bu evet, iş. Evet, şu anda belki yeni ekranları başına geçen izleyicilerimiz, takipçilerimiz için de daha henüz %54'ü sandıkların açılmış görünüyor. Ekrem İmamoğlu da diyor ki daha önce yaşananlar yine yaşandı. Şu anda girişler tek kaynaktan oluyor ve daha henüz YSK'nın önüne giden bu sonuçlar yani Anadolu Ajansı'nın geçtiği sonuçlar şu anda sayımı yapılmamış yapılıp da resmileşmiş sonuçlar değil. Dolayısıyla benim önümde %52'lik bir orandayız ve AKP'nin yani Binali Yıldırım'ın oyu %44.1 görünüyor. Yine acayip şeyler oluyor mesela diyor. Mesela sizin bu önünüze giren bu sonuçta evet. Kadıköy sonuçları yok. Bilmem ne yani sonuçları yok. %50, evet, yani yani Anadolu Ajansı şu anda %50.12 veriyor. Halbuki burada Kadıköy evet. Sonuçları yok. Levent Gültekin'e sorayım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu her seçimde normal. Her parti kendi karargahına ilk önce gelen insanların şeylerine giriyorlar. Muhtemeldir ki sandıkta çok iyi sonuç almış olan sandık sorum şeyi temsilcisi, müşahidi neyse o keyifle, hızla bak bizim sandıkta şöyleyiz diye hızla gidiyor ve onu giriyorlar. Muhtemeldir ki her partinin mesela Mehmet Özhaseki de genel merkeze girerken gazeteciler soruyorlar nasıl durum? Hallettik, bitti diyor. Çok güzel. Muhtemeldir ki ona da kendi partileri benzer bir şekilde gitmiştir. Bu normal. Yani Ekrem biraz da tabii hayır normal değil aslında. Yüksek Seçim Kurulu'nun burada bir kararı var. Bir seçim yasağı var. Bir dakika dur getireyim. Yani ben normalden kastım şu. Bu tartışmalar yoksa biz şunu biliyoruz ama artık kaynak yok. Hayır bu olağan değil. Bunu şimdi kanık sayıp bunu olağan kabul etmekle biz normalleştiriyoruz. Partilere herkesin kendine bilgi gelmesi, o bilgilerin farklı olması normaldir diyorum. Yoksa tek bir kaynaktan biz artık... Ama Nesrin Hanım da diyor ki yani bunun böyle hayır. Olmaması gerekiyor. Olmaması lazım. Ben bir partiler böyle açıklamamalı. Partiler, yani iktidar partisi şimdi... Dünyanın her yerde, benden daha iyi bilirsin. Sevgili Levent, sevgili bir seçmenin, arkadaşım. Bir dakika, Amerika'da da başkan adayın odasında... Ona gelen kaynaklar başkadır. Kaynaklar başkadır. Açıklanır. Ben onu hayır, demiyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. Yani iktidar ne tür bir rejim olursa olsun meşruiyetini değerleyeceği tek kaynak kaldı elinde. Sandık. Şimdi bu sandığın meşruiyetine tekme vuracak, gölge düşürecek her türlü adımdan kaçınması gerekiyor. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun bir yayın yasağı. Ama bak ben sen yayın yasağı bir şeyi varken itiraz ediyorsun. Bunu ya ben bunu söylemiyorum ki tekrar söylüyorum. Her partinin kendini önde görmesi normaldir diyorum. Bu tek kaynaktan servis edilmeyi normal görmüyorum. Bu tek adam rejiminin zaten bir sonucudur. Yani sen diyorsun ajansa, ki bu moralleri oynuyorlar. Oynuyor olabilir, başka bir şey olabilir. Sandık gözetmenlerinin erken başka, gitsin bıraksın. Ben şunu demiyorum. Daha yolda gelirken aradım. Bir kere iktidar yanlısı medyanın YSK'yı hiçe sayıp tarihi sahati beklemeden duyuru yapmasının altında ben kendimce bir bit yeni aradım. Bir şey yapıyor dedim bunlar. Nasıl bu? YSK'yı hiçe sayarak bu kadar çabuk. Bak bir kere biz şunu biliyoruz. Bunun esprisi yapıldı. Biraz önce dışarıda da konuştuk. Anadolu dün biri tweet atmıştı.
Anadolu Ajansı hala seçim sonuçları açıklamayı neyi bekliyor, niye açıklamıyor diye. Evet aynen, hayır ha, dün attı ha, ama. Dün attı. Hala açıklamıyor, neyi bekliyorlar. Tamam, artık bunlar espri konusu, biz bunu biliyoruz, benim normal dediğim bu değil. Bu tek adam rejiminin sonucudur. Bu başka bir şey. Ama Ekrem Bey'in açıkladığını anlayışla karşılıyorum. Her adayın kendine gelen kayıtları vardır. Ama tekrar söylüyorum. Şuna dikkat etmemiz lazım. Buradan bir umutsuzluk görmemek gerekiyor. Tabii. Yani işte, vay yeniden yüzde aldılar deyip karamsarlığa kapılamayı, %50 öbür %50 beton gibi. O da sağlam. O da sağlam. Buradaki %50'ye ulaşıp derdimizi anlatamıyoruz. Şimdi, burada sorun var. Bundan ilgili Bekir Ardır'ın da çok önemli bir tespiti var. Onu ikinize de sormak istiyorum ama öncesinde bu Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını vermek önemliydi. O yüzden bu konuya dönmüştüm ama ben tekrar bölgeye döneceğim. Ve Diyarbakır'a... Şimdi bir başka şey daha söyleyeyim. Şimdi burada açılan sandıklara göre %46 gibi bir oy görünüyor. Aha. Oysa MHP bir dolu yerde aday çıkarmadı biliyorsunuz. Yani bu oyların içinde onun da oyu var. O nedenle burada şeyi tam ölçemiyoruz. Yani şimdi, partinin taban oyu nedir bunu ölçemiyoruz. Evet. Şimdi o konuya genele döneceğim. Yani bunu ikisini toplayıp efendim bunlar 52 oldu denmesi doğru bir şey değil. Genel oylamanın değerlendirmesine ve siyasi dengeye döneceğim ama Veysi Polat, bizim T24'ün Diyarbakır temsilcisi Veysi Polat'a bağlanmak istiyorum. Çünkü biraz önce söyledik, Diyarbakır'da HDP almış gözüküyor, artık aldı diyebiliriz herhalde, son anda bir sürpriz olmazsa. Adnan Selçuk Mızraklı'nın oyu şu anda 203.639 oy. %60'ı da sandıkların sayılmış. Hemen Veysi'ye soralım. Veysi merhaba. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Diyarbakır bekleniyordu zaten HDP'nin ana şehri, yani ili alması. Öyle de olmuş gibi gözüküyor. Nasıl görüyorsun sen durumu? Diyebilir evet, miyiz? Yoksa yani, son anda sürpriz de olabilir mi? Şimdi oyların %60'ı açılmış durumda Diyarbakır'da. Hı hı. Oy sonuçları geldikçe sokaklarda aslında hareketlenmeye başladı. HDP seçmenleri şu anda dışarıda ve HDP il binasının önünde binlerce, belki on binlerce kişi toplanmış durumda. Aynı zamanda HDP eş başkanı Pervin Buldan da burada. Büyük ekranda seçim sonuçlarını buradan takip ediyorlar. Bildiğiniz gibi Diyarbakır 2016 yılında ilk kayyumun atandığı yer olarak biliniyordu ve daha sonra bölge geneline yayılmış 104 HDP'li belediyenin 96'sına kayyum atanmıştı. Diyarbakır'da büyükşehir belediye seçimleri için HDP'nin aldığı oy oranı şu anda %60 görünüyor. Dediğim gibi oyların %60'ı açılmış durumda. %60'a 60'lık bir oran var. Onun dışında 17 ilçe belediyesi var. O 17 ilçe belediyesinde bir Saadet Partisi sürprizi var. Çünkü Saadet Partisi'nin göstermiş olduğu aday şu anda büyük bir fark atmış durumda, kazanmış durumda. Nerede dedin Veysel, orayı duyamadık. Çüngüş ilçesi. Çüngüş, peki. Evet, Saadet Partisi almış görünüyor. Çernik'te daha önceden de AK Parti'de, yine AK Parti'de kaldı. Çünkü o da kalmış durumda. İki kritik yer var, başa baş çekişmenin olduğu yerler. Birincisi Çınar ilçesi, diğeri de Erbel ilçesi. Burada başa baş gidiliyor. Onun için sonuçları beklemeye devam edeceğiz. Evet, ama Veysel şunu söyleyelim. T24 için biz de kendisiyle röportaj yapmıştık, Hüseyin Cengiz. Ki Yenişehir, Diyarbakır'ın yani il merkezindeki önemli ilçelerden bir tanesi. Evet. Ve orada Hüseyin Cengiz'in çok favori olduğu söyleniyordu. Ama mesela belli ki kayyum oradaki seçmeni de etkilemiş diyebilir miyiz, kayyumun varlığı? Çünkü Belgin Diken, Yenişehir adayı HDP'nin şu anda 14.817 oy almış durumda. Hüseyin Cengiz'in oyu 8.000'lerde. Ki Yenişehir her zaman AK Parti'nin iddialı olduğu bir yerdi. Bunu nasıl değerlendirirsin? Ya şöyle söylemek mümkün Yenişehir açısından. Bir genel sonuç itibariyle dediğimiz gibi kayyumun bir etkisi var. Yani burada bir kabul görmedi. Sonuç onu gösteriyor. Çünkü kayyumun atandığı yerler tekrar HDP'nin yüksek bir oyla tekrar geri aldığı yerler oldu. Bu anlamda Yenişehir'in sonuçlarına şu an itibariyle baktığımızda oy sayımının devam ediyor. 2014 ve 2018 seçimlerine göre Yenişehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Hüseyin Cengiz'in oylarını yükselttiğini görüyoruz. Evet.
Peki, Veysi tekrar bağlanacağız. Sen biraz önce söylüyordun, Diyarbakır'da HDP genel merkezi önünde HDP kalabalıklar. HDP İl Binası'nın içindeyiz. Yani HDP İl Binası önüne bir seçim otobüsü ve tepesine büyük bir dev ekran konulmuş. Orada müziklerle kutlamalar, havai fişekler yapılıyor. Ara ara anonslar geçiliyor çünkü silahlar sıkıldı burada. Kalabalık içerisinde HDP yöneticiler ikazlar ve uyarılar yapıyor. Şehir turu atılıyor bu arada bayraklarla, flamalarla. Diyarbakır'da bir coşku havası hakim HDP cephesinde. Peki, Veysi Polat, T24 Diyarbakır temsilcimiz. Veysi orada izliyor. İlçelerdeki durumu da yakından izliyor. Kendisine tekrar dönüp bağlanacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şimdi, teşekkürler Veysi. Mardin'de de galiba HDP öne geçti. Öyle kayyumları konuşmamız gerekiyor. Ne kadar? Çünkü bunu Mansur Yavaş'a da bağlayabiliriz. Hani seçim öncesi kazanırlarsa çalıştırmayacağız diye. Şu kayyum ters tepmiş bölgede. Evet, ters tepeceğini zaten herkes biliyordu. Yani bu bir bu sürpriz, tabii, sürpriz değil. Yani HDP'de orada Kürtlerin oyu işte şunu öngörüyorlar zaten. Yani görevden alınsalar dahi biz geri aldık. Tabii. Yani bu bizim onurumuzdu. Biz onurumuzu kurtardık, geri aldık. Ondan sonra onlar ne yaparsa yapsın diyorlar. Bunlar tabii Türkiye'nin geleceği açısından son derece büyük riskler içeren şeyler, olaylar ve konular, doğruyu söylemek gerekirse. Ama burada bir başka şey var. Levent'in şeyde işaret ettiği, orada biraz ayrı düşüyoruz Levent'le. Cumhur İttifakı hiçbir şekilde dağılmaz dedi Levent. Ben öyle düşünmüyorum. Dağılmaz. Hayır, AK Parti. Yani ben öyle düşünmüyorum. Bu bir kere dağılabilir ama şu AK anda Parti, gözükmüyor. Şu anda değil. Kısa vadede konuşmuyorum zaten. Yani başta söyledi. Yani evet, şu anda yani, çıkar ortaklıkları evet, var. Çıkar ortaklığı var ama bu çıkar ortaklığı bu seçimlerin değerlendirmesinde muhtemelen AK Parti tabanı açısından oldukça rahatsızlık veren sonuçlar bunlar. MHP şu oynayacak mıdır? Bir dakika, sen bu oyu aldın ama sayemde aldın. Evet. Yani sen %30'un üzerine bir %10 benim oyumu koy. Yani ya da neyse. Tabii AK Parti'de ağırlıklı olarak o da söyleyecektir. Sen bu belediyeleri aldın ama yani ben o benim sayemde aldın. Yani sen MHP olarak benim sayemde buradasın. Bir başka şeyi daha söyleyeceğim. Biz MHP ile Bahçeli ile koalisyon ortaklığı yaptık. Yani işler ANAP biraz döneminde. Evet, ANAP döneminde o 2000'li yılların hemen başında. Ekonomik krizin bedelini hiçbir şekilde ödemek istemez. Orada işler sarpa sarmaya başlayınca ben Bahçeli'nin bu koalisyona, yani Cumhur İttifakı koalisyonuna farklı bir anlam yükleyeceğini ve bu konuda elini o taşın altına sokmak istemeyeceğini düşünüyorum. O nedenle yani bundan sonra Bahçeli'nin sürprizlerine hazır olmak gerekir diyorum. Siz ne diyorsunuz? Benim için bunun yani şey için demiyorum. Hayır, bu Türkiye'nin geleceği açısından da önemli. Ne kadar kıymeti yok, istese ayrılsınlar. Çünkü orada rejim ortaklığı yaptılar, onu görmemiz gerekiyor. O artık iki tane farklı parti farklı. AK Parti zaten MHP'nin çizgisine kaydı. Onun o milliyetçi devleti söylemine teslim oldu. MHP daha ne isteyecek? Allah'tan belasını mı isteyecek yani? Hani koskoca %50'lik bir iktidarı kontrol eder. Küçük %6 ile Türkiye yönetiyor şu anda. Hani eskiden AG Oktay Güner'in, eski ANAP'lı bakanın mahkemede söylediği bir meşhur sözü vardır. Kendimiz hapisteyiz ama fikirlerimiz iktidarda. E şimdi öyle yani. Evet, yani MHP şunu diyecek. %6 ile Türkiye yönetiyorum. Kalkıp da bir de Erdoğan'a şey mi diyecek? Yani İstanbul'daki %10 oyun da benimdir. Onun kaldı aslında şu oldu. Bu seçimde de şunu çok net gördük ki AK Parti diye bir parti kalmadı. Yok ama zaten yok. Yani, AK Parti diye bir parti kalmadı. Yani kuruluş felsefesiyle AK Parti. Hayır, parti olarak organizasyonu da yok artık. Bir dakika ya, bu seçim değil. Biz 1 Kasım'dan itibaren AK Parti diye bir partinin kalmadığını gördük. Ama bu seçimde tescillendi. Her seçimde tescilleniyor. Ben biraz müsaade edersen HDP kısmına geleceğim. Buradan Esin Hanım'la tamamen ayrışıyorum. Öyle o yüzden mi? Tamam. Orada geçmiştik. Tamam. Buyurunuz. Bence bu arada yalnız oraya geçmeden hemen bir not olarak senin sözlerini etkilemek için değil. Binali Yıldırım %50'lerde gidiyordu. 49'lara doğru geri inmeye başladı. Dolayısıyla biraz önce Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını aktarmıştık. Daha henüz nereden çıkıyor bu sonuçlar? Bizim önümüzde biz %52'lerde görünüyoruz. Doğru değil bu Anadolu Ajansı'nın geçtiği sonuçlar demişti.
Şimdi biraz hafif geriye doğru düşüş var Binali Yıldırım'da. Bakalım nasıl şekillenecek. Ama şu HDP'den önce AK Parti ile ilgili şeyi hemen kısaca iki cümle söyleyeyim. AK Parti olarak kuruluş felsefesini kastetmiyorum. Bir parti olarak organizasyonel yapısı da yok. O nedenle Cumhurbaşkanı meydanlarda. Oraya döneceğim. Bir HDP'yi bitirelim tam. Daldan dala atlamamış olalım. Eğer bu rakamlar, bak tekrar söylüyorum, hepimiz yanılabiliriz. Şu anda önümüzdeki var olan Anadolu Ajansı'ndan gelen rakamlar üzerinden yorum yapıyoruz. Yanılma hakkımız var. Evet. Ama ya da değişmesi muhtemel olan yüksek, durum var. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla HDP'de bir kayıp var. Ağrı'yı, Bitlis'i, Şırnak'ı, hem şehirler bazında kayıp var hem de İstanbul'da Millet İttifakı'nı desteklemekten dolayı kaynaklanan bir şey. Yani göz görünmeyen, kayıp demeyeyim. Ama sonuçta HDP'de bir yıpranma var. Bunun, ben sizin gibi katılmıyorum. Tekrar bir şey altını çizeyim. Kayyum antidemokratiktir. Asla tasvip etmiyorum. Halkın toplumun iradesine vurulmuş bir darbedir. Bunu altını çizdikten sonra söylüyorum. Ama halk kayyumlardan memnun değildi kısmına ne yazık ki katılmıyorum. Öyle değil. Ben Diyarbakır'ı gezdim. İnsanlar HDP belediyeciliğinden çok memnun değiller. HDP belediyecilik yapmıyor. İdeolojik davranmakla belediyecilik aynı şey değil. Orada aslında toplum, Diyarbakır halkı HDP'ye büyük bir şeylik yaptı. Kadir Şinaslı gösterdi. Bu siyasi bir oy kullandı. Hayır. Belediye mi? Oy kullandı. Yok, yani bir kaldırım yapmış, güzel bahçe yapmış, ona bakmadı. Ona yani. Halk aslında şunu dedi. Benim irademe ipotek koydun, geri alıyorum. Ama bir tarafta sokakta konuştuğumda ben kendim dolaştım Diyarbakır'da. Ya doğru düzgün hizmet görüyoruz dediklerini duydum. Tamam, çok katılıyorum. Ben de Diyarbakır'daydım. Yalnız orada bence şöyle de bir hata yapıldı. Mesela ben Nevruz'dayken orada bulundum yani. Şimdi ilk önce hani güvenlik var. Bir kere çok büyük bir işsizlik ve ekonomik kriz var. Ve mesela tamam kayyum gelmiş, işte yatırımlar yapılmış falan ama mesela bana konuşanlar da şundan şikayet ettiler. Ya tamam güvenlik iyi bir şey. Hani çoğu insan da zaten bütün şiddetten, bu sürekli gergin bir ortamda yaşamaktan bıkmış durumda ama Nevruz alanına gençleri sokmadılar. Adım başı GBT taraması. Şey yani demek istedim. O dengeler, hayır, güvenlik, refah dengeleri de kaçtı için biraz. Devlet bir kere doğru düzgün davranmıyor. Bunu söyleyeyim. Yani orada bu da başka... HDP'lilerin belki bir hayır şunu söyleyeyim. Bir kere iktidarın doğu politikası muhteşem bir anlatıyorum. Sadece çok basit. Mesela bir HDP'li geliyor bana. Abi belediye bizim ama biz bir şey görmüyoruz ki diyor. Kendi etraflarında anlatabiliyor muyum? Yani HDP seçmeninde de... kendi belediyeye dönük bir şikayet vardı. Kayyum kendince tırnak içinde bütün antidemokratik, bütün gayrimeşru şeylerini bir tarafa koyarak söylüyorum. Az da olsa çöpleri toplama, park, bahçe biraz daha hizmet odaklı iş yapınca toplum o kadar da şey yapmadı. Ama şunu dedi, sen ne kadar hizmet yaparsan yap, irademi sana teslim etmem, o başka. Ama HDP'nin bence çizgisi ne yazık ki Selahattin Demirtaş'ın o 2015'te sürdürdüğü çizgiden çok çok uzaklarda. Üslup çok uzakta. Yani kendini Diyarbakır'a hapsetti. HDP bütün Kürtleri Diyarbakır'a hapsetmek istiyor. Ben buna şiddetle karşıyım. Yani İstanbul'da Kürt milyonlarca... kimliğini hapsetmek istiyor. Bütün yani Kürtleri, Türkiye Kürt Partisi kimliğini. Yani Diyarbakır'dan kastım o. Bu İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da alnı açık, başı dik yaşamak isteyen milyonlarca Kürt var. Evet. O insanlar burada birinci sınıf vatandaş olarak yaşamak istiyorlar. HDP onları... mevcut yönetime, Kürt kimliğine bu kadar hapsedemez. Bence bunun da tepkisi var. Çünkü İstanbul'daki Kürt'e HDP hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey önerisi de yok. Yani tamam bana oy vereyim abi sana ömür billah. %10 oy al her sene. Ömür billah muhalefette mi kalacaksın? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ne öneriyorsun bana? Belediye alma şansın yok. Girmiyorsun da. Diyarbakır'da aldın çok güzel oranın belediyesini. Peki ben İstanbul'da diyelim ki ortalama bir Kürt HDP'den ne bekliyor olacak? Buna hiçbir cevaplar yok. Evet. 2015'teki HDP çizgisi olağanüstü bir şeydi ve karşını aldılar. 7 Haziran seçimlerinde. Tabii. Tamam. 2015 7 Haziran seçimlerinde. O yüzden bence HDP buradan bir ders çıkarması lazım. Biz nerede yanlış yapıyoruz? Niye insanlar bize bu kadar baskı? Normalde ben bununla ilgili meşhur fıkra vardır. Uçaktan atlayacaksın diye Kürt'e şey söyler. Herkese bir şey söyler. Kürt'e sıra gelir. Tek bir şey söyleyecektir. Atlayamazsın. Yani derdi atlasın uçaktan paraşütle. Nasıl ikna edeceğiz diyorlar bu Kürt'ü. Biri diyor ki ben hallederim. Gidip diyor ki sen diyor asla buradan atlayamazsın. Allah Allah diyor kendini aşağı atıyor. Çünkü ters inat ya. Şimdi normalde Kürtlerin orada bir duruşu var. Devlete karşı boyun eğmeme var. Ama HDP bunu kaç yıl daha sürdürecek Kürtlerin bu boyun eğmeme iradesini? Bir şey söyle. Bir hayat, bir kurtuluş, bir çıkış.
bir toplumsal barış, bir... Bu konuda bir cümlede ben söyleyebilir miyim? Bu arada Kars, çok özür dilerim, hemen gireyim. Şimdi Kars geçmiş. Kars'ta Ayhan Bilgen önde ama çok az bir farkla önde, başa baş gidiyor. %59.28'i sandıkların açılmış durumda. Yani Kars'ta MHP adayıyla HDP adayı hemen hemen bir 300 yüzlük bir oy farkı var. Gördüğüm kadarıyla HDP alıyor. Sonrası kritik ki Kars konusunda HDP son derece iddialıydı. CHP'nin adayı da bayağı bir oy almış gibi görünüyor. Buyurun, evet, size söyleyeyim. HDP konusunda Levent'in söylediklerine büyük ölçüde katılıyorum. Ama HDP'yi Kürt kimliğine, yani o siyasete hapseden de 2015 Haziran seçimlerinden sonraki süreçtir. Yani şimdi Levent Bey, bir şey söyleyeceğim. Siyasetçisiniz, bir şey söyleyeyim. Sevgili Levent, bırak da ben konuşayım. Şey ben araya girmedim. İzin ver, biraz da ben konuşayım. Peki. Sen de birbirimize gireceğiz sonunda. Şimdi biraz da böyle bakmak lazım. Yani bu tarafta merkezi hükümetin iktidarın sürekli olarak ötekileştirmesi, düşmanlaştırması, onu oraya hapsetmek istemesi, HDP'nin de bir anlamda elini kolunu bağladı ve kendi o kimlik siyasetinin dışına çıkacak adımları atma cesaretini büyük ölçüde kırdı. Şimdi bir tarafta kimlikler, bu kimlik siyaseti aynı zamanda coğrafi şeyle de örtüşünce ortaya bambaşka bir manzara maalesef Esin çıkmaya Hanım, başlıyor. Siyasetçi dediğin başkasının tayin ettiği alanda durmaz. Tam da iktidarın bu blokajını kırması gerekecek bir akıl ortaya koyması lazım. Onu söylüyorum. Şimdi ben yani bazı şeyleri bütün şeyleriyle düşünmek lazım. Böyle evet. Noktalayacağız çünkü yani daha sonra virgül koyacağız. Rıdvan Akar'a döneceğiz. Rakamları konuşmaya onlar biraz devam edecekler. Biz de bu arada bir kısa ara vereceğiz. Bizden ayrılmıyorsunuz. Rıdvan Akar'a dönüyoruz. Binnaz Toprak yanında ve sizin için son rakamları aktaracaklar. Binali Yıldırım düşmeye başlardı. Oyu. Ekrem İmamoğlu 47'lerde. Binali Yıldırım 49'larda. Mansur Yavaş hala önde gözüküyor. Kritik iller neler? Rıdvan Akar'da. Şeye daha çok vurgu yaptı. Cumhur İttifakı'nın aldığı %52'ye. İkisinin blok oyunun toplamı %52. Bence o da belediyelere çok hala netlik olmadığı için bir şey de yapmadı. İstanbul, Ankara, İstanbul ortada. Ankara belli ki Mansur Yavaş aldı. İstanbul'da da fark bildiğim kadarıyla bir 40 binlere kadar, 35 binlere kadar düşmüş. 48.89'a 48.49. Evet, yani bir 40 bin civarında. 40 bin fark var ama sayılmamış da 200 bin oy var. 200 bin civarında sayılmamış oy var. Kapanabilir muhtemelen. İmamoğlu'nun kazanma ihtimali de var. Bu rakamlar doğruysa yani orada başka İmamoğlu'nun açıklamaya dönmüyorsa. Onlardan, ya da bütün bunlardan mantıklı söylüyorum. Her şey güzel giderse, evet. Bence de Asya katılıyorum. Buradaki bu seçimde oranların bir anlamı çok yok. Çünkü bilmiyoruz kimin oyu ne. Sadece iktidar için değil, CHP için de geçerli. Şimdi CHP'nin oyu %30 küsür gözüküyor. Bunun ne kadarı HDP'li, ne kadarı İYİ Partili anlama şansımız yok. Bundan sonraki durumu etkileyecek olan İstanbul'la Ankara. Şimdi İstanbul'la Ankara'yı kaybetmiş bir iktidar tartışma konusu haline gelir. Atmosfer değişir. Toplumdaki psikoloji değişir. Muhalefetin dili değişir. Muhalefetin, yani muhalefet derken partileri kastetmiyorum. AK Parti iktidarına karşı olan muhalif kesimin bütünüyle yazarı, çizeri, aydını, toplum kesimleri, onlardaki duygu bir kere, bir özgüven. Bir enerji gelir. Gelir. O yüzden oranların burada büyük mü yok. Diğer şehirlerin, bana göre 79 geriye kalan İstanbul, Ankara dışındaki şehirlerin hiçbirinin kıymeti yok. Kimin Antalya kime gittiğinin. Antalya önemli ama mesela Antalya, Adana. Çok etkilemez. Yani bir atmosferi etkilemez. İstanbul'u, Ankara, mesela diyelim ki Ankara'yı da kaybettiğinde hadi biraz belki kurtulabilir ama İstanbul'u kaybettiğinde ciddi bir tartışma konusu başlar. Çünkü o atmosferi yeniden toparlamak, yeniden harekete geçirmek. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma, yani Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma sert, yumuşaklık genelde seçimden sonra böyle konuşmalar yapıyor. Çıkıp böyle çok zafer aldık, mahvettik falan filan. Şimdi gidiyor balkon konuşması yapacak. Tahmin ediyorum o da İstanbul'u net olarak bilmiyor ne olacağını. Yani bir kere onu tam olarak görmek istiyor da tam olarak zaferi ilan etmek nasıl edecekse, edecek mi? Yani bütün onlar netleştikten sonra balkonu görmemiz lazım. 2023'e kadar seçim yok, ekonomiye dönelim, işte beka sorunumuza dönelim bilmem falan filan. O tamamen %52'ye bir vurgu.
Ama Türkiye'de seçimin olmaması demek siyasi tartışma olmayacak anlamına gelmez. Şimdi çünkü Türkiye'nin ciddi sorunları var. Şimdi burada Aslı'ya dönmek istiyorum çünkü Aslı Aydın Taşbaş bildiğiniz gibi aynı zamanda dış politikayı ve Amerika ile ilişkileri, Orta Doğu'yu, Suriye meselesini çok yakından takip eden, alanda çalışan da bir gazeteci. Şimdi nasıl olacak? Yani terörle mücadelemiz devam edecek. Beka sorunumuzu anladık. MHP ile ortaklık yapıyoruz. 5 şehir, hadi diyelim ki İstanbul kalırsa 4 şehir gitmiş. Çok ciddi bir mesaj verilmiş. Serbest piyasa ekonomisini sürdürebilmesi için AB reformlarına dönmesi gerek. Demokratikleşmeye, hukuk devletine geri dönmesi gerek. AB, Avrupa Birliği ülkeleriyle arasını düzeltmesi gerek. Amerika ile başka bir ton tutturması gerek. Rusya ile bir yeni politika demek. Ondan sonra açılımlar demek. Bir yerde noktada buluşup muhakkak bu Kürt meselesinde adım atması demek. Bütün bunlar olmadan aynı şekilde devam etmesi imkanı olabilecek mi? Şimdi nasıl okuyacağız tabloyu? Ben Kürt meselesini öncelik yapacağını düşünmüyorum. Çünkü evet, öyle anlaşılıyor. Malum işte MHP ile bir ittifak var ve bu gecenin sonuçlarından biri MHP'nin gene evet, oyunu koruduğu, belki arttırdığı ve iktidar partisindeki elime ya da en azından oy kaybına rağmen MHP'nin sağlam bir şekilde yerinde durduğu haliyle bu Tayyip Erdoğan'ı MHP'ye daha muhtaç kılacaktır bir anlamda, iktidar bloğunu diyeyim, Tayyip Erdoğan değil de. Şimdi ama dış politika ve ekonomide ağır ve öncelikli konular var. Bunlar çok ağır konular. Çok basit bir ifadeyle tabii ki T24'te çok önemli ekonomik analizler çıkıyor. Ama meseleyi çok karmaşık hale getirmeye de gerek yok. Türkiye dış finansman ihtiyacı olan bir ülke. Dış borcu var ve özel sektör borcu var ve bunu şu anda dış finansman ihtiyacı var ve kendi parası yok. Bunu dışarıdan bulmak zorunda. Milyarlardan söz ediyoruz. Bir de bu son krizden sonra sıcak para da kaçtı. Şimdi son 3 günde olan şey, yani seçim evet, sattım halinde olan şey, senin yıllardır aman gel ben işte şimdi merak etme siyaset değişmeyecek, şudur budur, en azından buraya gelmeye ikna etmeye çalıştığın sıcak parayı da sinirlendi. Anladığım kadarıyla Türkiye bunu yani en azından kamuoyunda hani onu mu aldık, bunu mu aldık? Yani bu uçağı mı aldık, bu füzeyi mi aldık gibi hani basit bir iki meta arasında seçim gibi görüyor. Ancak dünya bunu böyle görmüyor. En azından NATO, Amerika, işte Türkiye'nin batılı müttefikleri, kardeşim bizimle misin, Rusya'yla mısın? Bu çok temel bir seçim diyorlar. Hani füze sistemi demek sadece bir şeyin bir kenarındaki ufak bağlantı vidası değil. Yani ordunun temel gidişatıyla. Haliyle S-400 almayacaksan ben sana F-35 satmayacağım dedin ve daha da ötesinde yaptırım tehdidinde bulundu. Bunun Türkiye'de birçok şirketi, yani savunma sanayinde Türkiye'nin büyük şirketlerini şu anda tedirgin ettiğini biliyorum. Buna Türk Hava Yolları da dahil. Çünkü bu yaptırım işi hoş bir şey değil. Bunu da kabul edelim. Amerika'nın hani böyle bir şey, böyle bir dil kullanması, yapması, etmesi, bunlar hoş değil. Bunu tartışabiliriz. Ama hani o da diyor ki kardeşim NATO'yuz. Biz NATO böyle davranmıyoruz. Şimdi Türk Hava Yolları'ndan tutun da savunma sanayinin en büyük şirketlerine kadar hepsi için sonuçları olabilir. Daha da önemlisi Türk Silahlı Kuvvetleri. F-35 denilen yeni nesil F-16'nın yerine gelecek uçağın dışında üretim zincirinde. Bu üretim zincirinden Türkiye çıkartılırsa, Türkiye'nin Eskişehir'de şurada burada üreten şirketler, Türkiye için işte 100 milyon doları çok daha aşan bir kayıp söz konusu, artı stratejik olarak bütün Avrupa ülkeleri ve Batı F-35 uçağı alacak, sen F-16'larla kalacaksın. F-16'ların bölümleri, yani bu stratejik olarak Türk ordusunu göğüsleyemeyeceği bir şey. NATO'dan dışlanmış olmak demek. Yani. Türkiye yani Batı'yla bütün bu kavga etme, ey George, ey Hans, sen şöyle yaptın, böyle yaptın gibi laflara rağmen kamuoyunda Türkiye stratejik olarak Batı'dan çıkma kararını ordu olarak, şu olarak, bu olarak almış değil. Hala Batı ittifak. Bu yüzden de bu sancılı bir durum olacak. Sancılı olacak bunu yönetmek. Ben nihayetinde Türkiye'nin bir ara çözüme evet diyeceğini düşünüyorum. Levent. Evet. Şimdi yani Türkiye'nin temel sorunları işte. Bu arada fark 26 bine inmiş. Oradan evet, devam edebilirsin. Büyük bir heyecan
böyle adım adım. Ya bu işte geçen seferki Ankara oyları gibi bu sefer de İstanbul'da yaşıyoruz aynı şeyi. Artık Ankara'yı konuşmuyoruz gibi bir şey. Şimdi Türkiye'nin ciddi sorunları var. Her ne kadar ekonomi diyorsak, dış politika diyorsak, ben orada bir genel bir yanılgıya düştüğümüzü düşünüyorum. Türkiye'nin temel sorunu siyaset. Siyaset anlayışı. Yani siyaset her şeyin ana kaynağı. Şöyle düşünelim. Şimdi hukuk yoksa ekonomi bozuluyor. Bağımsız kurumlar yoksa ekonomi bozuluyor. Özgürlüklerin yoksa ekonomi bozuluyor. Dış politikada yalpalıyorsan ekonomin bozuluyor. Bütün bunları Erdoğan'dan gel bunları düzelt diye beklenti içerisine girmek bana çok şey geliyor. Çok sahici gelmiyor. Sonuçta adam bir rejim inşa ediyor. Yani istikametini bir yöne dönmüş. Türkiye'yi kendince bir kalıbın içine sokmaya çalışıyor. O kalıbın içinden çık gel abi burada böyle davran bir anlamı yok. O yüzden mesela ekonomistlerin ekonomi üzerine yaptıkları yorumları pek anlamıyorum. Çünkü Türkiye'de yani şöyle bir şey, şimdi Aslı'nın bahsettiği gibi dış yatırım gelmesi lazım. Dış yatırım gelmesi birkaç şeye bağlı. Bir, bağımsız yargın olması lazım, bağımsız kurumların olması lazım. Ve doğru düzgün Batı'yla ittifak halinde özgürlükçü bir, medeni bir ülke olman lazım daha doğrusu. Şimdi tırnak içinde söylüyorum, Türkiye neredeyse tırnak içinde söylüyorum, haydut devlet şeyine sokulmak üzere. Yani o aşamaya doğru sürüklenirken orada abi ekonominin düzelmesi için şu şu adımları atman lazım demenin bir anlamı yok. Çünkü mesele ekonomik değil. Adam yani Ankara'ya gitmek iyi kafasına koymuş bir adama İstanbul'a nasıl gideceği anlatılıyor. Ama adamın İstanbul'a gitmek gibi bir derdi yok ki. Adam diyor ki ben Ankara'ya götüreceğim bu ülkeyi. Yani ben arabaya bindim. Sembolik olarak. Evet, sembolik olarak söylüyorum. Ben Ankara'ya gidiyorum. Şimdi ekonomistler toplanıyorlar. Bir adama İstanbul'a nasıl gideceğini anlatıyorlar. Adam duymuyor ki, dinlemiyor. Halbuki Türkiye'deki temel sorun, yani şu cümleyi kurmama müsaade edin. Şimdi Türkiye'de eğitim kötü değil mi? Ama siyaset ondan daha kötü. Türkiye'de yargı kötü değil mi? Ama siyaset ondan daha kötü. Ekonomi kötü, siyaset ondan daha kötü. Yani Türkiye'deki en berbat durum şu anda siyasetin durumu. Sadece Erdoğan'ı kastetmiyorum, muhalefetiyle beraber. Çözüm üretemeyen, mesela ben hakikaten muhalefetin yerinde olsam, Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı tenzih ederek söylüyorum. Bu seçimin eğer galipleri varsa tekrar tekrar söylüyorum. Bence Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'tır. O düzgün bir siyaset uyguladılar. Özellikle Ekrem İmamoğlu bence iyi bir aktör haline geldi siyasette. Ben mesela muhalefetin yerinde olsam kendimi bu akşam köprüden aşağı atmam lazım. Bir ülkede başka ne olur ki iktidardan, iktidar oy kaybeder, muhalefet oy alır. %52 oyunu korumuş normalde baktığımızda Cumhur İttifakı dediğimiz. Yani muhalefet siyaset üretmediği, üretmiyor. Hiçbir şekilde çözüm. Yani şu insanlara kızıyoruz ama bunu görmezden muhalefet nasıl şöyle videolar izledik hepimiz sosyal medyada. Yani perişanım, işsizim, açım, mahvoldum ama oyumu AK Parti'ye vereceğim. Niye arkadaş diye soruyor sunucu. Öbürleri yalan diyor, öbürleri toparlayamaz diyor, öbürleri düzeltemez diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu şuna getirmeye çalışıyorum. Siyaset genel olarak anlayış sorunu var Türkiye'de. O anlayışın değişmesi, bu kutuplaşmanın azaltılması. Şimdi aylardan beri, hemen toparlıyorum, aylardan beri herkes söylüyor. Ya kutuplaşma var. Bu kutuplaşma 50-50 kap haline gelmiş. Levent, yalnız burada hani Ekrem İmamoğlu'nda bir dakika durmamız gerekiyor. Aynen de bu bıraktığın yerden kutuplaşma. Ya hiçbirimizi tanımadığı bir adam. Ben Ekrem'i ayrı tutuyorum. Hiçbirimizi tanımadığı bir adam geldi ve sadece insanlara hakaret etmeden ve ben hizmet yapacağım diyerek aslında Binali Yıldırım'ın yapmak istediği ama yapmasına izin verilmeyen kampanyayı yaptı. Ve açmış insanlar. Yani bu halk hakaretsiz bölünme olmadan, kutuplaşma olmadan bir kampanyayı açmış. Tanımadıkları bir Ekrem İmamoğlu %50 en azından oy verdiler. Ben senin gibi okumuyorum bunu. Şunu söylemek istiyorum. Yani demek ki böyle bir siyaset de mümkünmüş. Hem tabii ki mümkün. Özleniyormuş ve bir adam çıktı. Yani karanlıkta geldi tanımadığımız bir insan. Ya tanımadığımız diyorum belki bizler siyasetle uğraşıyoruz. Benim yüzündekiler iyi tanıyorlar ama yani evet yani genelde tanımadığımız bir... Ve insanlar sevdi. Evet. Ve en alameti farikası tam da buydu. Yani hakaret etmiyor, kutuplaştırmıyor, tekileştirmiyor. Ya bu kadar mı aç olur bir toplumda? Nesine itiraz ediyorsun çabuk çabuk yalnız. Hemen söyleyeceğim. Şimdi orada itiraz ettiğim şu. Katılıyorsun diye umuyordum. Senin yok, de şu üzerinde vurgu yaptığın temalar. Yani başörtülü, Kürt,
HDP'li, İyi Parti, hepinizi kucaklayacağım, konuda, hepinizin oyuna talibim dedi. Bu konuda şimdi katılıyorum. Bu seçim sürecinde bunu diyen olmadı. Demediler. Yani iktidar partisi. Muhalefet de bunu hiç demiyor zaten. Bu muhalefet de demiyor. Göz yapmıyor da diyor, aynen söz dedi. Bunun önemini bir vurgulayalım. Tamam, ben aynen katılıyorum. İmamoğlu'nu zaten bir önceki yayında da söyledim. Bence ideal bir siyasetçi. Çok iyi bir, hem üslubu var, yaklaşımı iyi. Aslında biraz önce söyledim. Normalde Norveç gibi bir ülkede olabilecek çok ideal bir siyasetçi. Tek şanssızlığı Türkiye Norveç değil. Sevişin değil hayatım. Şimdi şuna geleyim. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi şu anda muhalefetin temel motivasyonu Erdoğan karşıtlığı. Muhalefetten kastım iktidar partisini kastetmiyorum. Türkiye'de Bektaşi'nin şarabı gibi bir mesele var ya. Hani Bektaş'ın önüne iki kadeh koyuyorlar. Bir bakar mısın bunlardan hangisi iyidir diye. Böyle birinin tadına bakıyor. Bu diyor. Öbürüne bakmadın diyor. Bundan daha kötü olma ihtimali yok diyor. Şimdi Türkiye'deki şu andaki siyasi atmosfer Erdoğan karşıtlığı. Yani Erdoğan derken Erdoğan'ın siyasi üslubu, kavgacısı, yaklaşımı, politikaları, Türkiye'yi götürmeye çalıştığı noktaya karşı bir direnen %50 var. Onun yerine çıkabilecek herhangi bir aday toplar. Bizim Ruşen Çakır'ın söylediği şeyle ilgili, Muharrem İnce ile ilgili söylediği bir şey vardı. Yani memleket öyle aç ki bir doğru düzgün ağzı laf yapan siyasete Muharrem İnce üzerinde bile toplandılar. İmamoğlu bile. Da böyle bir... İmamoğlu öyle değil ama İmamoğlu ben hakikaten hakkını teslim edeyim. İyi götürdü. Lazım, evet. Derli toplu peki, yaptı. Kırmadı. Örselemedi. Hatta İnsanları daha bir şey söyleyeceğim. CHP'lilerde pek olmayan, CHP'lilerde genel olarak CHP'li siyasetçilerde pek olmayan o birleştirici, ayrımcılıktan uzak, gerçekten ötekileştirmekten de uzak söylemi bütün vücuduna yedirmişti. Yani şey değil, sadece söylem değildi. Hareketleriyle, bakışla, konuşmasıyla, yaklaşımıyla anlıyordun ki... Tepeden bakmadı. Bunun kafasında bir öteki yok. Bunu anlıyorduk. Şimdi bu çok pozitif bir şey. Ama bu yetmedi. Şimdi sadece İmamoğlu'yla sadece Mansur girmiş olsa başka bir şey. Ama sonuçta bunların partileri var. Anlatabiliyor muyum? Ekrem İmamoğlu böyle devam eder. Mesela diyelim ki İstanbul Belediye Başkanlığı kaybetti ama 4 sene sonrası için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde belki de CHP'nin yüzü olarak ilerleyecek. Belki de böyle bir şeye dönüşecek. Hemen kısaca bunu da sorayım. Ondan sonra size veda edeceğim. Şimdi bu daha önce Fehmi Koru'ya da sordum. Sizlere de sorayım. Yeni bir oluşum meselesine nasıl bakıyorsunuz? Ben olacağını düşünüyorum ama tabii Türkiye'de bugünden yarına, bugünden yarın Büyükşehir giderse kesin ama İstanbul gitmezse de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları 35-38 bandında olursa Türkiye sağda yeni bir oluşum görecek. Ancak önümüzde uzun seçim olmayan uzun bir süre var. Yani 4 yıl, hadi 3 yıl, belki 4,5 yıl olmaz Erdoğan'ın dediği gibi ama 3 yıl olur, 2 yıl olur vesaire. Haliyle yeni oluşuma soyunmak isteyen her kimse biraz nefesini ona göre ayarlaması lazım. Yani yarın bir basın toplantısı kimse beklemesin. Basın toplantısı, biz buluştuk arkadaşlarla, parti tabii, kuruyoruz falan. Yani bu bir yayılma, sürece yayılacak, işte zamana yayılacak. Türkiye'deki ekonomik kriz, bütün göstergeler o ki Türkiye'deki ekonomik kriz bugünden yarın hafiflemeyecek, derinleşecek. Haliyle bu işe soyunmak isteyenler için ki AKP küskünlerinin ismi geçiyor. Oldukça uzun bir zaman var. Peki Levent son cümleleri bence de, bence bana döneceğim. Ben de akşamdan sabaha bir oluşum beklemiyorum. Çünkü rejim duruyor, iktidar duruyor yerinde. Yani öyle çok ciddi bir seçim yok, ortadan kalkmışlık yok, toplumdaki kutuplaşma duruyor. Şimdi yarın diyelim ki Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa 52 oyları var bugünkü itibariyle hala. Sonuçta 52, 51, 55 alacak olan iktidarı ele geçirecek. Tekrar söylüyorum, İstanbul ve Ankara'yı kaybetmesi bir cesaret topluma, insanlara bir şey yapma duygusu getirebilir. Ama biz bunu yarın 3 gün sonra iktidarın nasıl bir üsluba yeniden evrileceğini bilmiyoruz. İşte Aslı'nın biraz önce bahsettiği diyelim ki S-400 krizi devam etti ve bu adam Batı'dan kopmayı göze aldı. O başka bir Türkiye. Anlatabiliyor muyum? NATO'dan çıkmayı göze aldı. O bambaşka bir Türkiye. Bütünüyle içe kapanmayı göze aldı. Ben kapatıyorum arkadaş. Serbest piyasa şartlarında gitmiyormuş anladım dedi. Örnek veriyorum. Kapatıyorum şarteli, indiriyorum. Kapalı bir ülke haline, o bambaşka bir ülke. Bütün bu dinamikleri görmeden yarın sabah bir oluşum çıkmaz. Ama tekrar söylüyorum, İstanbul Ankara kaybedilmesi durumunda bir heyecan, bir enerji gelebilir topluma, muhalif kesimlere, insanlara yeni bir şey yapma arzusu çıkabilir. Bu arada bu şunu söyleyeyim. Umut ediyorum ki Ekrem İmamoğlu CHP koridorlarında harcanmaz ve kaybedilmez. Çünkü o ayrı uzun bir başlık. Evet, yani CHP'nin koridorları. CHP'de iyi bir aktör haline gelmesini canı gönülden isterim. CHP'nin ötü bir değişime ihtiyacı var.
sahici gerçekten... Aslında ayrı yani şey iktidarın da buradan bu seçimden çok önemli dersler çıkarması lazım. İktidar çıkarmadan zaten yani çıkartabilirler. Pragmatik çıkarma, çünkü iktidarlar çıkarma. İktidarda kalmak biz ister. Devam edeceğiz. Bazen ders çıkarmak gerekir. Evet, aynı şey HDP için de söyleyebiliriz ama HDP biraz daha konuşacağız. Çünkü kuşkusuz Rıdvan Akar yanında Uğur Gürses var. Uğur Gürses'le konuşacak. Tam da ekonomi dedik, serbest piyasa ekonomisine döneceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen ekonomiden mesajlar vermişken sözü Rıdvan Akar'a ve konuğu Uğur Gürses'e bırakalım. Bakalım onlar nasıl değerlendirecekler. Birazdan biz sizinle birlikte olacağız tekrar. Evet, teşekkürler Şirin Payzan, Levent Gültekin'le son birkaç saatlik heyecanı konuşacağız. Evet. Başlangıçta sizin oradaki konuşmalarınızı dinledim. Aslında genel olarak seçimlerle ilgili ve iktidarla ilgili yorum ve değerlendirmeler yaptınız ama şimdi gelinen öyle bir nokta var ki önce şöyle bir soruyla başlayalım. Bu iktidar açısından yani oy oranı aşağı yukarı aynı. Peki ortada bir yenilgi var mı sizce? Şimdi yerel seçim olduğu için iktidar açısından İstanbul ve Ankara'nın çok sembolik değeri vardı. Aslında iktidar değil muhalefet açısından da öyleydi. İstanbul ve Ankara'yı kaybetmiş olmak psikolojik olarak seçimi kaybetmiş olmak anlamına geliyor. Çünkü çok önemli bir güç merkezi, bir de sembolik anlamı var. İktidar hem Ankara'yı hem İstanbul'u kaybettiğinde Türkiye'deki atmosferin değişeceğinin farkında. Muhalefete bir yeni bir heyecan gelecek. Belki bir muhalefetten kastım tekrar söylüyorum. Muhalefet partileri değil sadece. Türkiye'de mevcut gidişattan memnun olmayan herkes. Gayrimemnunlar. Onlara belki bir yeniden umut gelecek. İktidarın yıllardır yapmaya çalıştığı bir sindirme, bir bastırma politikası var. Bir anlamda bu ters tepmiş olacak. O yüzden de evet, görünürde baktığımızda, aslında Türkiye açısından baktığımızda hemen somut bir çözüm gözükmüyor. Orada blok bir AK Parti ya da tırnak içinde Cumhur İttifakı bloğu var, %52. İşte orada bir dağılma yok. Devlet Bahçeli'nin hedef olarak koyduğu rakam. Hedef olarak koyduğu rakam olduğu gibi duruyor. Yani bu bloklar arasında bir geçiş hemen hemen olmamış. Ama hem Mansur Yavaş'ın hem Ekrem İmamoğlu'nun daha kapsayıcı bir siyaset anlayışıyla beraber İstanbul, Ankara'da belediye başkanlıklarını görünür ki kaybediyorlar. Ankara'yı kaybettikleri kesin. İstanbul'da muhtemelen kaybedildi. Fakat şimdi başka bir şey yapıyorlar. Tahmin ediyorum ki iktidar bu rejim değişikliğini, bu son birkaç yıldır bir anlamda tek adam rejimi kurma çabasının İstanbul'u kaybetmekle bir darbe alacağını tahmin ediyor ve bunu vermemenin çabası içerisinde şu anda. Çünkü şimdi YSK verilerine göre nereden baksak bir %4'lük 5'lik açıklanmamış, netleşmemiş sandık var. Beşiktaş'ın bir kısmı, Kadıköy'ün bir kısmı. 130 civarında sandık var. 130 civarında. Bu da yaklaşık bir 20-25 bine yakın seçmen ediyor tahmini. Doğru. Olarak baktık. Şimdi 25 bin seçmen sonucu değiştirecek bir seçmen. Çünkü aradaki fark 4 bin civarında. Evet. Böyle bir durumda Binali Yıldırım'ın apar topar çıkıp kazandık demesi belli ki bir şey yapılıyor orada. Yani bu Ankara'yı, İstanbul'u kaybetmek oyunu genel anlamda artırmış olsa bile kamuoyundaki oluşacak algı iktidarın kaybettiği algıdır. Bu algıya anladığım kadarıyla teslim olmamak ya da bu algının oluşmasının önüne geçmek için masada bir şeyler yapıyorlar. Evet, İstanbul'da bakıyorsunuz Binali Yıldırım daha henüz 130 sandık sayılmamışken çıkıyor, kazandığını ilan ediyor. %1,5 civarında bir oy var oysa orada potansiyel olarak. Ama çok ilginç olan şeylerden biri de Anadolu Ajansı hemen veri akışını durduruyor. Şimdi sadece o da değil, YSK veri akışı, Anadolu Ajansı'nın her şeyi dondu şu anda. Şu anda sadece İstanbul'da değil. Bursa'yı da dondurmuşlar, Balıkesir'i de dondurmuşlar. Beşiktaş tamamen donmuş. Yani Beşiktaş'taki o 300 sandık niçin sayılmıyor kimse bilmiyor. Bir açıklama da yapmıyorlar. Belli ki bir talimat bekleniyor ya da bir izahat bekleniyor ya da kendilerince bir çözüm, bu kafalarındaki yapmaya dönük bir çözüm arıyorlar. Bu arada YSK'nın internet sitesine girişi de durdurmuşlar. AK Parti'nin sitesinde mesela bir yarım saat, bir saat önce Ekrem İmamoğlu önde gözüküyorken şimdi AK Parti onu da kaldırdılar evet. Yani bir şey oluyor. Bir senaryo oluşuyor. Bir senaryo oluşuyor belli. Şimdi bunu aslında kişisel olarak öngörüyordum. Benim yaklaşık bir ay önce bir programda söylediğim vardı. Tek adam rejimleri kolay kolay teslim etmezler. Çünkü biz nasıl ki muhalif kesim olarak gayrimemnunlar, daha doğrusu öyle söyleyeyim, gidişattan memnun olmayanlar nasıl ki
İstanbul Ankara'yı kazanmanın yaratacağı psikolojinin farkındaysak, iktidar da İstanbul ve Ankara'yı kazanmanın yaratacağı psikolojinin farkında ve ben bundan dolayı kolay kolay vermeyeceklerini düşünüyordum. Fakat nasıl olacağına dair bir kanaatim yoktu. Bu kadar açık hile yapabilirler mi? Bu kadar açık göz göre göre, bu kadar belirgin bir üstünü örtme ya da sonuçları değiştirme yoluna giderler mi bilmiyordum. Tahmin ediyorum bunu zorlayacaklar. Ne kadar zorlayabilirler göreceğiz hep beraber. Bu 48 saat mi sürer? Muhtemeldir ki tahmin ediyorum yaklaşık 280 bine yakın geçersiz oy var İstanbul'da. Çok evet. Büyük ihtimalle onun üzerinden bir kavga çıkarabilirler. Gazetecilerin de altını çizdikleri şey o. Evet, yani muhtemeldir ki oraya geçersiz bir... Geçersiz oylar var, o nedenle siz de safları terk etmeyin. Terk etmeyin, oraya dönük bir şey yapabilirler. Yeniden sayıp oradaki bir kısım oyu geçerli hale getirebilirler. Ama biz şunu biliyoruz. Bütün bu yaptıklarıyla aslında psikolojik üstünlüğü zaten kaybetti. Bu saatten sonra İstanbul Belediyesi'nin AK Parti iktidarında kalmış olması AK Parti kaybettiğinde vereceği zarara kadar bir zarar verdi iktidara. Yani o özgüvenli, her seçime giriyor, kazanıyor, alıyor görüntüsüne bence bir tahribat yarattı orada. Bir de çok belirgin bir şey, memnuniyetsizlik de yarattı. Bir mağdur durumu da var ortada. Bütün bunların bir sonucu olacak önümüzdeki günlerde. Bu tartışmaları hep beraber izleyeceğiz. Oradan nasıl bir hava doğuracak? Muhalefet bunu bir avantaja çevirebilecek mi? Buradan yeniden mesela muhalefet diyelim ki yerel seçimde izlediği politikanın tırnak içinde ötekileştirmeden daha toplumun bütününü kuracak. Oradan kendine bir yeni bir siyaset anlayışı oluşturup da yeni bir siyaset çıkarabilecek mi? Bunların hepsini hep beraber göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ama bakıyorsunuz yani muhalefet bloku içerisinde HDP kendini görünmez kıldı. Yani çok önemli bir oy potansiyelini kendisini öne çıkarmadan şu andaki muhalefet bloku için harekete geçirdi. Bu özellikle Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yaptığı açıklama, hatırım için oy kullanın şeklinde. Bu da onun göstergelerinden biriydi. Sizce bundan sonrasında muhalefet HDP'nin bu görünmez, yani HDP de bu görünmezliği belki bir seçim taktiği olarak kullandı ama bunu bir politik olarak hem tabanına hem de diğer muhalefet partilerine karşı sürdürülebilir olmadığının onlar da farkında. Tabii sonuçta kendi kimlikleri var, partileri evet. Var, seçmenleri var, seçmenle bağları var. Ne kadar sürdürebilecekler bunu bilmiyoruz. Şu anda Türkiye'deki zaten kişisel olarak bu seçimlerden çok da olağanüstü bir umut, olağanüstü bir sonuç beklemememin temel nedenlerinden bir tanesi bu birlikteliğin ana şeyi Erdoğan karşıtlığında. Yani Erdoğan gayri memnunları bir araya geldi. Aslında bir değerler ya da bir anlayış üzerinde birliktelik yok. HDP ile İYİ Parti mesela işte diyelim ki Mansur Bey ile şeyin Ankara'daki HDP'lilerin bir araya gelmesi. Bu tamamen ya şu andaki bu baskı ortamına Türkiye'yi kasıp kavuran bu tek adam anlayışına, siyaset anlayışına bir dur deme ittifakı. Peki yarın diyelim ki durdu. Döndüklerinde hadi beraber ne yapıyoruz dediğimizde asıl sorun orada başlayacak. Ama evet. Şunu göz ardı edemeyiz. HDP seçmeninin önemli bir katkısı var bu başarıda. Mesela çok yadırgadım. Biraz önce Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaparken herkese teşekkür etti. HDP seçmenini etmedi. Bence etmesi gerekirdi. Çünkü sonuçta o insanların oyuyla zaten çok düşük bir farkla kazanıldı. 3000, 5000, 10.000'lik bir farkla kazanıyor ki HDP'nin o da dediğiniz gibi Selahattin Demirtaş'ın muhtemeldir ki açıklaması tek başına belki %1'lik, 2'lik bir tabii fark bile yaratmıştır. Tabii olan bir potansiyeli harekete geçirdi. Şimdi HDP'nin kendi içerisinde epeyce yanlışları var. Eleştirebiliriz. Politikalarını eleştirebiliriz. Fakat iktidarın ya da şeyin muhalefetin HDP'ye bu kadar utangaç, bu kadar çekingen bir tutum takınması da anlaşılır gibi değil. Bu aynı zamanda ileride oluşabilecek ittifakların da önünü kesiyor. Çünkü evet. Yani HDP bu Türkiye artık birkaç parçaya bölünmüş, kutuplaşmış bir halde. O birkaç parçadan birkaçı yine bir araya gelmezse bir değerler, bir anlayış etrafında, yeni bir Türkiye hayali etrafında buradaki var olan blok %52 varlığını sürdürüyor. O %52 her halükarda yarın diyelim ki Cumhurbaşkanlığına seçimine girse belki muhtemeldir ki tekrar alacak aynı şeyi. Evet, o yüzden buradaki kırılgan bir yapıyı evet. Daha sağlıklı, daha değerler, daha
yeni bir Türkiye hayali, herkesin kendini bulabildiği, herkesin kendini ifade edebildiği, herkesin gerçekten özgür, daha demokrat, herkes için adaletin temel esas alındığı yeni bir siyaset anlayışına evrilmesi lazım. Umut ediyorum ki muhalefet bunu başarır. Örneğin İstanbul Esenyurt, Esenyurt'ta bakıyorsunuz HDP aşağı yukarı %21 civarında oy almış. Esenyurt'u yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi aşağı yukarı 20 puanlık bir farkla kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasına başladı. İsterseniz önce bence hepimiz dinleyelim, çok önemli çünkü dinleyelim. O. Evet. Evet, önemli. Biz de izleyebiliyor muyuz? Biz de izleyebilecek miyiz arkadaşlar? Bak, izleyelim çünkü. Evet, önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasına başladı. Dava arkadaşları, mücadele arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Herkes kazandı. Biz sadece ve sadece Rabbimin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla. Siyasi hayatımız boyunca davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri girdiğimiz vermeyecekler İstanbul. Yalnız o. Yani bu diyeceğiz. Biz sadece ve sadece Rabbimin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla. Siyasi hayatımız boyunca davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu. Kardeşlerim, AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili, cumhurbaşkanlığı, mahalli idareler seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile birlikte seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibariyle 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık %56'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım. 4,5 yıl bu kardeşiniz cumhurbaşkanı mı? AK Parti iktidar mı?
Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Ve bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek yine bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede bulunmaktadır. Hem AK Parti hem MHP ile birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı olarak bizi sandıkta birinci yapan milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ve bu partiye gönül vermiş tüm kardeşlerime Cumhur İttifakı'na sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu özellikle ifade etmek istiyorum. Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Güneydoğu Anadolu bölgemizin seçim sonuçları Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir. Büyük şehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde seçmenlerinin teveccühüyle göreve gelen tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Demokrasinin ilk basamağı olarak gördüğüm mahallelerimizde ve köylerimizde seçilen muhtarlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Kardeşlerim, bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum. Sadece 50 günlük resmi kampanya döneminde 59 il ve 43 ilçe mitingiyle, 9 televizyon ve sosyal medya programıyla milletimize kendimizi ifade etmenin gayreti içinde olduk. Buna rağmen eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda arayamayız. Milletimizde arayamayız. Yine kendimizde arayacağız. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu neticeleri açıklayacak. Açıkladığı zaman veya açıklayacağı ana kadar itirazlarımız varsa bu itirazlarımızı yapacağız. Nerede olursa olsun. Netice alırız veya almayız. Önemli değil. Niye? Kardeşlerim, şunu unutmayın. Her olanda hayır vardır. Demokrasi mücadelesi budur. Mesela şu anda bakıyorsunuz Ankara'da ilçelerin çoğu AK Parti'de. Cumhur İttifakı'nda. Böyle bir tablo var. Şu anda İstanbul'da buraya hareket ettiğim ana kadar mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş böyle bir durumda. Bu ne demektir? Ha, gene halkımız büyük şehri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri ne yapmış? Gene AK Parti'ye vermiş. Bunların üzerinde duracağız. Ve iyi çalışacağız. Milletimizle aramızdaki kalpten kalbe giden yolun zedelenmesine yol açanlardan bunun hesabını sormak da dahil gereken her gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Biz siyaseti milletle inatlaşma,
milleti küçümseme, milleti tahkir etme değil. Sadece ve sadece ülkeye ve millete en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz. Bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da bunu yapacağız. İçinde milletin olmadığı bir siyasetin sonu nereye çıkar? Faşizme çıkar. Diktatörlüğe çıkar. Zulme çıkar. Bunun için bugüne kadar attığımız her adımda milletimizin rızasını ve desteğini aradık. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Sizlerle beraber de bir devam edeceğiz. Onun için hep söylediğim gibi şahsım dahil hiç kimse davamızdan daha büyük değildir. Türkiye'den daha öncelikli değildir. Partimizden daha önemli de değildir. Buna dikkat edeceğiz. Hepimiz davamıza, ülkemize ve milletimize ettiğimiz hizmetler oranında güç ve yetki sahibiyiz. Bu oranda değerliyiz. Hayatın bir gerçeği olan değişimin sürekliliğini öncelikle kendi içimizde gerçekleştirmeden ülkemizi aynı istikamete yönlendiremeyiz. Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır. 4,5 yıl seçim yok. Seçim yok. Ne yapacağız? Hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Önümüzdeki bu uzun dönemi en verimli şekilde değerlendirmeye gayret edeceğiz. Kiminle? Milletimle. Sizlerle beraber. Ülkemizin çözüm bekleyen tüm meselelerini reformcu bir anlayışla hal yoluna koymanın mücadelesini vereceğiz. Allah'ıma hamdolsun. Sizler gibi yol arkadaşlarım olduktan sonra bize boyun bükmek yok. Ekonomide ülkemizi ve milletimizi teslim alma amacı taşıyan saldırıların önünü önemli ölçüde kestik. Yapısal reformlarla bu tür saldırılara karşı daha dayanıklı bir ekonomik mimariyi mutlaka inşa edeceğiz. Başlattığımız istihdam seferberliğini kararlılıkla sürdürerek insanlarımızın işine, aşına, ekmeğine göz koyanların oyunlarını bozacağız. Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar. Bakalım nasıl yönetecekler, göreceğiz. 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 2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacaktır. Aynı şekilde milli güvenliğimizle ilgili konulardaki çalışmalarımızı da inşallah başarıya ulaştıracağımız bir döneme giriyoruz. Ülkemize Suriye sınırımız boyunca kurulan tuzağı zaten kısmen bozmuştuk. Şimdi hedefimiz Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmalarını ortadan kaldırarak Suriye'yi güvenli bir yer haline getirip ülkemizdeki sığınmacıların evlerine, yurtlarına dönebilmelerini sağlamaktır. Kardeşlerim, yeni yönetim sistemimiz yaklaşık
9 aydır yürürlükte. Bu uygulama döneminden elde ettiğimiz neticeler ışığında hızlı ve etkin karar alma ve uygulama anlayışı çerçevesinde eksikleri tamamlayacak, tıkanıklıkları aşacak yeni reformlarla sistemi tahkim etmeyi özellikle sürdüreceğiz. Ve kardeşlerim, sistemin o dinamik yapısına uygun şekilde gerekiyorsa bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her türlü gerekli adımları da atacağız. Hep bazı provokatif ifadelerle bir şey söylüyoruz. Nedir o? Durmak yok. Durmak yok. İşte bu uzun ince yoldaki mücadelemizi gündüz gece sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Ama ben siz değerli kardeşlerimden bir şeyi özellikle rica ediyorum. Sakın ha küsmek, kırılmak. Ya işte biz bu neticeyi beklemiyorduk. Sakın böyle bir şeye gerek yok. %52 oy almış bir partimiz var. Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün. Bizim düşünmeye bu noktada herhangi bir şeyimiz yok. Ama biz daha ileri diyoruz. Daha ileri diyoruz. Ve bunun içinde işte bu seçimde nerede, ne tür eksiğimiz var? Bunları telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü balkon konuşmasını yaptı. Muhtat olarak nitelendirdiği ve hakikaten çok çarpıcı mesajlar verdi. Sizi de biraz şaşırttı galiba. Vallahi ben şaşırttı şöyle, çünkü ben hakikaten beklemiyordum. Yani bir şekilde bir yolunu, yani İstanbul'u kaybetmenin ona ne kadar etkisi olabileceğini iktidarına az çok tahmin edebiliyoruz hepimiz. Bunu göze almayacağını düşünüyordum. Ama bizi şaşırttı. Umut ediyorum ki bu şeyin arkasından başka bir şey gelmez, yeni bir hamle gelmez. Orada söylediği iki şey var. Bir tanesi, itirazlarımızı yapacağız seçim sonuçları ile ilgili olarak. İkincisi de her ne kadar İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçimi belli olmasa da ilçeler bizim. Yok. Büyükşehir belediye başkanlığı bize verilmemiş olsa da ilçeler. Verilmemiş olsa da ilçeler bizim. Evet, o bir yandan da zımnen kabul ediyor şu andaki var olan durum, ama bir tarafta da itiraz kapısını açık bırakıyor. İtiraz kapısı açık. Ne olur önemli değil. Yani bu saatten sonra verip vermemesi, alıp almaması çok önemli değil. Oradaki dediğim gibi çok sembolik bir değeri var. Yoksa İstanbul'u tek başına almanın şu andaki ülkeyi içinde bulunduğu durumdan çıkarmaya yetecek bir etkisi yok. Türkiye'nin yeni bir siyasete ihtiyacı var. Değişmez bir kural. Türkiye'nin siyasi anlayışının değişmesi gerekiyor. Bu da yani vazgeçilmez bir elzem. Dahası Türkiye'de bir rejim değişikliği var. Onun yarattığı bir tahribat var. Bütün bunlar ortada duruyor hala. Ama dediğim gibi İstanbul'un ve Ankara'nın psikolojik bir etkisi var. Gayrimemnunlar dediğimiz muhalif kesim bu psikolojik etkiyi avantaja çevirecekler mi, çevirmeyecekler mi? Şimdi biliyorsunuz bizim 15 Haziran seçimleri tecrübemiz var. 15 Haziran seçimlerinde de benzer, bundan daha iyi bir tablo çıkmıştı ortaya. 7 Haziran bundan daha iyi tabloydu. AK Parti çoğunluğu kaybetmişti. Genel olarak anlamda %40'lara yakın düşmüştü oyu. Buna rağmen bir hamleyle orayı çevirebildi. Şimdi buradan muhalefet, ben o zaman da aslında o 7 Haziran seçimlerindeki sonraki 40 gün toplumun muhalefete verdiği bir şeydi. Hani bir şans. Bir şey yapabiliyor musunuz? Buradan çıkmak için yapamıyor musunuz? Orada o şeyi, manevra yapıp bir araya gelip yeni bir siyaset ya da bir çıkış, Erdoğan'ın kurduğu planları bozacak bir hamle geliştiremedikleri için o şans öldü. Şimdi bu İstanbul ve Ankara'yı muhalefete vermekle, ya daha doğrusu oradaki bu karşıtlık ittifakının elde ettiği kazanım, değerler ittifakına dönüşmezse, yeni bir siyaset anlayışı ortaya çıkmazsa,
Gerçekten mesela ben şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bir ülkede başka ne olabilir ki iktidar oy kaybetsin? Değil mi yani? Ekonomi, işsizlik, dış politika, içerideki toplumsal barış, yargı, hukuk, her alanda ağır bir tahribat var. Eğer buna rağmen bir parti genel anlamda oyunu kaybetmiyorsa, burada muhalefetin oturup ya İstanbul Ankara'yı aldık diye sevinecek bir takatı yok. Tekrar tekrar söylüyorum, İstanbul Ankara'nın sembolik değeri çok yüksek ama bunu dönüp de siyasi avantaja çevirecek ortak bir yeni bir siyasi anlayış yaratılmazsa bu burada kalır. Aynen 7 Haziran'dakine benzer bir hayal kırıklığına uğrarız. Tekrar ediyorum, hiç beklemediğim bir sonuçtu. Ben çünkü çok belki de zaten yorum yapıyoruz. Bazen kendi kendime de şunu çok dediğim olmuştur. Acaba çok mu öğrenilmiş şeye teslim olduk? Yorumlarımıza aslında 73 seçimlerine bakıyorsunuz. Yani Ecevit'i iktidara geldiği dönemde İstanbul'u ve Ankara'yı Cumhuriyet Halk Partisi alıyor. Refah Partisi'nin iktidara geldiği dönemde İstanbul ve Ankara'yı Refah Partisi alıyor. Yani o çok önemli toplumsal dönüşümlerin manevraları aslında bu şehirlerdeki belediye başkanlıklarının değişimi. Evet. Bir şekliyle. Ama bir yandan da bakıyorsunuz işin bir de parasal boyutu var. Tabii. Yani 2018 yılı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 42 milyar lira. Ankara'nın bütçesi de aşağı yukarı 13 milyar lira. Yani 10 milyar dolarlık İstanbul için hazineye hassa deniyor. 10 milyar dolarlık bir rant ya da bir ekonomik katma değer artık AK Parti'nin elinde değil. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü daha çok taraftarlarına rant yarattığı üzerinden yapılan eleştirilerle AK Partisi büyük şehirlerde kendisine yaratıyor. Şimdi bir önceki kısımdan başlayayım. Ecevit dönemi, Refah Partisi dönemi benzetmenize. Onlarla bugün arasında bir fark var. Bugün bir kere rejim başka bir noktada. Bir otoriter bir yönetim anlayışı var. Medya farklı bir boyutta, yargı başka bir şekilde. 73'te 12 Mart'ın yorgunluğu üzerinden konuşuyoruz. Bu çok başka bir şey. Evet. Yani siyasetin evet. zemini değişti burada. Evet. Orada partilerin tek başına %5, %10, %15'lere çıkıp bir güç haline gelmeleri, bir varlık göstermenin anlamı vardı. Şimdi burada artık %50'lik bir bloka ihtiyaç var. Genel anlamda kazanmak için. Öbür tarafta dediğim gibi oradan yerel seçimlerle elde edilecek kazanımın bir siyasi partiyi yükseltmesi için zemin eskisi kadar şey değil. Ama hiç olmaz demiyorum. Bence de çok önemli bir şey. Burada çok düzgün siyaset uygulanabilir. Mutlaka bir etkisi olur. Rant kısmına da geleyim. Etkiler mi AK Parti'yi? Şu anda bütün iktidar onlarda olduğu için sadece İstanbul, Ankara ne kadar bir kayıp, ne kadar zarar verici, negatif anlamda bir etki yapar. Bunu çok şu anda hesaba katamıyorum. Doğrusu önemli bir rakam. Yani 10 milyar dolardan bahsediyoruz. İş dünyasından bahsediyoruz. Personelinden, iş şeyinden, ihalesinden. Müthiş bir ekonomik potansiyel. Müthiş bir ekonomik potansiyelden bahsediyoruz. Ve orada muhtemeldir ki bir el değişimi olacak artık. Yani bundan AK Partili seçmen ya da AK Partili şey. Belki de Erdoğan, bazen şunu düşünmüyor değilim. Belki de şundan dolayı kaybetmiş olabilir. Kaybetmeyi bir fark etsinler. Neyi kaybettiklerini. Hani en azından bir İstanbul'la görsünler, Ankara'yla görsünler neyi kaybediyoruz. Tabanı konsolide edilmesi. Evet, aslında. Tabanı konsolide etmek açısından. Yani tabana bir anlamda kaybetme duygusunu da yaşatmak, yani o şeyi de istiyor olabilir. Ama büyü bozuluyor. Yani bir yandan... Tabii kolay değil, hepsini ayırtamazsınız. Büyü bozuluyor. Tabii, her ne kadar %52 oy almış olsa da. Ama öte yandan Cumhurbaşkanı'nın söylediği, hadi yönetimde görelim, görelim, görelim diye üç defa tekrar ettiği, seçimler öncesinde de belediyeler bana bağlı. Zaten belediyeler yasasında da yapıla gelen bir değişiklikti biliyorsunuz. Hangi belediyenin devlet kaynaklarından ne kadar yararlanacağına doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu için Cumhurbaşkanı karar verecek. Dolayısıyla İstanbul ve Ankara o eski bol kaynaklara sahip olduğu dönemi geride bırakmış olacak. Bir o... Bunu bir yani İstanbul ve Ankara'da belediye hizmetlerinin akamete uğratılması ve bununla muhalefet blokunun yıpratılması gibi bir vizyonla da hareket edilir. Ters de tepebilir ama bu. Yani bunu iyi anlattılar.
merkezi hükümet burayı engelliyor anlamına gelen bir şey yaptılar. Bu terse tepebilir Erdoğan için. Ama İzmir'de şöyle bir tepti. Şey var. İzmir'de teptiği gibi. 30 bin lira metro harcaması dedi. Konulunca İzmirliler sinirlendi. Burada şöyle bir şey var. Aslında ya ben buna çok belki de bazen çok mu abartıyorum dediğim oluyor. Şimdi bu tek adam rejimi dediğimiz mantıkta belediyeler, valiler nasıl hükümsüz anlama geliyorsa, yani bütün herkes o partinin, yani parti devletine dönecekmiş şimdi aslında. Bütün bürokrasi o partinin bir anlamda kadrolu elemanına döndüğü gibi aslında belediyeler de partili devletin bir uç organı haline gelmiş oluyor. Seçimden önce hatırlıyorsanız iki tane KHK çıkardı Erdoğan ve belediyelerin önemli yetkilerini aldı. Evet, onu söyledim. Bir de o var yani. Sadece şey meselesi değil. Yani para ben de verip vermiyorum meselesi değil. Önemli yetkilerini de şey yapmış oldu. Hatta Erdoğan'ın birkaç ay önce, geçen yılda herhalde, 2019'dan sonra şu belediye başkanlıklarını kaldıralım cümlesi var. Mesela onu sürdürecek mi onu da bilmiyoruz. Bir müddet sonra belediye başkanlıklarına gerek yok, vali gibi atıyorum arkadaş da diyebilir. Çünkü çoğunluk onda, iktidar onda. O yüzden alanın hala önemli bir kısmı onda. Ama tekrar sistemi yeniden tahkim edeceğini söylüyor. Evet, tahkim edeceğini söylüyor. Ama dediğiniz şu cümle önemli. Büyü bir kere bozulduktan sonra bazı şeyler tutmayabilir. Yani insanlar artık daha başka türlü bakmaya başlayacaktır. Ya işte İstanbul Belediyesi'ni boğmaya çalışıyor diyecektir mesela. Ankara Belediyesi'ni işte şöyle zorluk çıkarıyordur. Bak başkasının eline geçince, eğer yapacaksa böyle, o anlamda söylüyorum. Peki AK Parti'nin gayrimemnunları sizce artık ellerini kaldırmaya başlayabilir mi? Şimdi AK Parti'nin gayrimemnunlarının ellerini kaldıramama nedeni, bunu söylüyorum, eleştiriyorlar okurlarım, bence alternatifsizlik. Yani AK Parti nasıl ki CHP'de kerhen oy veren bir kesim varsa, önemli bir kesim olduğunu düşünüyorum ben, belki muhtemeldir ki yarısı, nasıl ki HDP'de, şimdi bu seçim bize gösteriyor ki bir kısım HDP seçmeni sandığa gitmedi, oy da vermedi. Doğudaki bazı illeri kaybetti HDP. Belli ki HDP seçmeni de kendi partisine nasıl ki küskün. Diyelim ki öbür taraftan AK Parti seçmeninde, benim kendimce yapmış olduğum anket okumalarımdan, araştırmalarımdan, çok sık konferanslara gittiğim için oradaki gözlemlerimden, AK Parti seçmeninin yaklaşık 1/3'ü kerhen oy veriyor. Bunun sebebi gidebileceği, kendini orada ev sahibi hissedebileceği bir alternatif görmemesin. Yani nasıl ki, yani şöyle söyleyelim, CHP seçmeninin kerhen oy verdiği bir parti AK Partili seçmeni gitmez. Haklı olarak gitmez. Çünkü CHP'lilere dönüp şunu diyebilir: ya siz bile daha kerhen oy veriyorsunuz, ben nasıl geleyim? Bunda kutuplaşmanın çok büyük etkisi var. Şöyle düşünün, bir evimiz var, akıyor, yanlarına rüzgar alıyor. Ben şöyle diyorum, en azından benim. Başkasının evine gittiğimde muhtemeldir ki bana orada misafir ya da öteki muamelesinde bulunacaklar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyorum ki belki burayı yeniden tamir edebilirim. Şimdi AK Parti'ye, AK Parti seçmeninin gidebileceği bir adres yaratmaları lazım. Bu lafla olmaz. Mesela ben muhalefetin bu seçimde olağanüstü hatalar yaptığını düşünüyorum. Öyle adaylar koydular ki hepimiz tanıdığımız, bildiğimiz, haklarında tonlarca yolsuzluk iddiası olan adayları aday yapmaktan imtina etmediler. Mesela saçma sapan gerekçelerle, sırf kazanabilir gerekçelerle haklarında başka çete iddiası olan insanları aday yaptılar. Şimdi öyle olduğunda haklı olarak AK Parti seçmeni şöyle diye bakabilir: sizin hırsızınız kazanacağına benim hırsızım kazansın. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda bu sadece şeyde kalıyor, söylemde. Mesela bir tanesi, AK Parti nasıl ki dindarlık üzerinden siyaset yapıyorsa, bir başkası mezhep üzerinden siyaset yapıyor. Öbürü diyelim ki kimlik üzerinden yapıyor. Kürtler niye MHP'ye ya da İYİ Parti'ye oy vermiyorsa, muhtemeldir ki milliyetçi tanım yapan seçmen de o yüzden HDP'ye oy vermiyor. Evet. Şimdi nasıl ki HDP'li bir seçmen asla kendini bir MHP'de veyahut İYİ Parti'de, hatta daha ilerisi CHP'de, yani en yumuşağını söyleyeyim, CHP'de göremiyorsa, çünkü kendini orada bir kiracı şeyinde, psikolojisine kapılıyor. Aynı durum AK Parti seçmeninde de var. Benim yeni siyaset anlayışı dediğim buydu. Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Aslında Erdoğan'ın söylediği "sakın küsmeyin"
sakın yılmayın mesajı da aslında şimdi, tabana verilmiş olan bu mesaj. Aslında bu kayıpların tabanda yarattığı bir burukluk, kırgınlık ve burukluk bir burukluk, bir zayıflık, bir biraz önce söylediğim o damlaları, rüzgarı hissetme duygusu var. Bunun üzerine aman bak hala %52'mizi koruyoruz. Cumhurbaşkanlığı bende, yetki bende, devlet bizde. 4,5 yılımız var. Toparlarız. İşte bunda da bir hayır vardır. Buradan döneriz falan diye. Onları aslında orada tutma psikolojisi şey yapıyor. Ama zaten o insanlara gel bizimle beraber siyaset yap diyen bir alternatif yok. Evet. Her ne kadar muhalefet partisi sözde demokrat, sözde özgürlükçü, sözde eşitlikçi davransa da kadrolarına, siyaset yapılarına, adaylarına, adayların kimliklerine baktığımızda her birinin kalıpları aynı şeyden çıkmış gibi. Yani biri belli bir kalıba ait adaylardan oluşuyor, öbürü belli bir kalıba ait adaylardan oluşuyor. İster istemez bu insanlar kendilerini orada. Daha öncesinde geçişkenlik yok. Geçişkenlik yok. Eğer Türkiye'deki siyaset anlayışı değişmezse buna çok vurgu yapıyorum. Yani siyaset anlayışı demek şu, bizdeki siyaset anlayışı çok biraz orta çağdan kalma. Yani çok katı, belirgin kimlik, mezhep, inanç ve ideoloji. İdeoloji dediğim diyelim ki hani tırnak içinde Kemalizm üzerinden yürüyor. Eğer bunlar değişmezse daha hizmet esaslı. Ekonomi konusunda farklı düşünebilirler, anlarız. A partisi ekonomide liberal ekonomiyi savunuyor, B partisi devletçi bir ekonomiyi savunuyor. Örnek veriyorum. A partisi eğitimde filan şekilde model savunuyor, B partisi filan. Biz o zaman tercihlerimizi filan partiler üzerine yapabiliriz. Ama şu anda bütün tercihimiz plan gelmesin, aman falan gelmesin üzerine kurulmuş. Mesela bugün gittim oy vermeye ve şöyle duyguya kapıldım. Dedim ki kendi kendime, kaç yıl oldu dedim ya. Kaç yıl oldu sandığa şöyle gönül ferahlığıyla gidip ben bu parti istiyorum diye oy vermediğimiz. Hep aman daha kötü olmasın, aman daha kötüye gitmesin diye oy veriyor. Yani çocukluğumdan biliyorum mesela Erbakan yıllarından, siz de bilirsiniz. Biz mesela Erbakan yıllarından aman tırnak içinde kullanacağım bu cümleyi. Aman din düşmanları gelmesin, ülkeyi ele geçirmesin diye oy verdik. Öbürleri de muhtemeldir ki aman şeriatçılar, İslamcılar gelmesin diye oy verdiler. Biri aman memleketin bölücüler, Kürtler tırnak içinde gelmesin diye oy verirken öbürü de aman milliyetçiler gelip bize hayatı zehir etmesin. Halbuki buradan çıkmamız lazım. Evet. Benim yeni siyaset anlayışı dediğim buydu. Yani CHP'de benim mesela ya dindarmış, muhafazakarmış, başı açıkmış, başı örtülümüş, bunun kalkması gerekiyor. CHP'nin ilkeleri vardır. Nedir? Demokrasidir, laikliktir, cumhuriyettir, adalettir, eşitliktir. Bu değerlere kimler uyuyorsa, mezhebi, inancı, kimliği, görüşü, yaşam tarzı, cinsel tercihi ne olursa olsun orada kendine yer bulabilmesi lazım. Doğru. Hem de ev sahibi gibi yer bulması lazım. Öyle sadece kapıda, öyle demişti CHP'li bir siyasetçi, hemen tamamlıyorum. Ya ben böyle eleştirmiştim ya işinizde muhafazakar kökenden insanlar yok. O da demişti ki ya muhafazakar kökenden arkadaşlar gelsinler, milletvekili olsunlar isteriz. Ama MKYK'ya kadar da girmesinler yani o kadar da olmasın demişti. Bir yere kadar. Bir yere kadar diye. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Seçim yayınlarımız devam edecek. Şimdi sözü arkadaşım Şirin Payzan'a vereceğim. Murat Sabuncu'yu yanında görüyorum. Seçim yayınlarımız devam ediyor.